İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en önemli isimlerinden sevgili Sinan Engin'le, Sinan abiyle cumartesi akşamında yine bir klasik sizlerle beraberiz. Sevgili seyirciler, bu akşam etiketimiz Beyaz Futbol Skoru. Beyaz Futbol Skoru. Öksürüklere dikkat, havaya dikkat. Herkes çok ciddi şekilde önlemler alsın. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz şu anda. Hasta yataklarında bizleri izleyenler de var. Gribal enfeksiyon geçirenler de var. Aman dikkat sevgili seyirciler diyoruz. Türkiye'nin dört bir köşesini, yurt dışından da bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza, tüm insanlığa geçmiş olsun diyoruz. Sevgili seyirciler, Ersun Yanal Beyaz Futbol'a konuştu. Devrim Zengi Kuşadası'ndaydı. Soruyu o sordu. Cevabı o aldı. Bırakmadı. Ersun Hoca'nın konuşmasından sonra, panelden sonra bitti dedi herkes. Hayır, bitmedi. Devrim Zengi gitti, mikrofonu uzattı ve sordu. Bütün Fenerbahçelileri çok heyecanlandıracak olan bu özel haberimiz birazdan Beyaz Futbol Parkı'yla ekranlarınızda olacak. Bu bir. Lucescu öyle bir açıklama yaptı ki yurt dışında, uluslararası bir televizyon kanalına öyle bir açıklama yaptı ki belki de bu akşam Türkiye Futbol Federasyonu'nu harekete geçirecek bir açıklamanın detaylarını, ayrıntılarını sizlere ekranlarınıza taşıyacağız. Sadece bu mu? Hayır. Seleznov'la konuştu. Kim? Sevgili Onur Yıldız. Beyaz Futbol ekibimizden sevgili yardımcım, spor müdürümüz sevgili Onur Yıldız. Seleznov'la konuştu. Sinan abiye bir meyve çayı hemen. Yok, var. Semra'cığım. Ertem, bu Lucescu ne zaman konuşmuş? Hangi gün? Ne zaman biliyor musun Sinan abi? Geçen hafta kurallar çekildi ya. Önemli bir şey söyleyeceğim. İsim vermem. Türkiye'ye yerinden öner verirsem. Bu hafta mesela bir teknik direktör Yıldırım Demirören'le görüştü. Sorma, sana da söylemem. Aşk olsun ama. Söyleme. İlk defa bana böyle bir şey yapıyorsun. Burada şimdi yayında söyleyemem zaten. Yayında söylersem insanlar duyar. Ama söylemem. Söylemem. Çok enteresan bir yerden duydum. Yani gittiği yerdeki bir arkadaşımdan tesadüfen. Enteresan. Türk mü, ama söylemem. Mı? Türk. 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 Yıldırım Demirören'in yanına gitti. Ama söylemem bak. Tamam, sorma. Sorma. Tamam. Söylersem karışır. İlerleyen dakikalarda seninle harf olacağım. Onun için olacağım. Sana tarihini harf alayım diyeceğim. Harf olur mu? Hayır, yani? Harf alayım. Bir şey, kelime oyunu yapacağız seninle. Çok güzel. Harf oyunu yapalım. Benim bir tane Sürmeneli bir arkadaşım var. Sultan. Sürmeneli'ye selamlar, Trabzon'a. Sultan. Sürmeneli. İsim şehir oynuyor. Biliyor musun? Evet, yazın. K harfinden isim diyor. K harf. Kökan diyor. Kökan. Ya çok seviyorum ben Sürmeneli. G harfi. Sultan bizim. Çok güzel. G harfi. Kökan diyor. Ne var ki diyor kardeşim diyor işte diyor. Anladın mı? Onun için... Sultan deyince de nasıldı ama ölüm sahnesi? Sultan şeydir o. Sultan nasıl gitti? Tekvando şampiyonu hemşerim. Şu an Çin'de. Sultan. Valla Türkiye'den tekvando şampiyonu. Selamlar. Çok sevgiler. Kökan diyor. Bu hafta bir hoca Demirören'le görüştü diyor Sinan Engin. Demek ki Futbol Federasyonu zaten harekete geçmiş bile olabilir Bilmiyorum. Mi? Bilmiyorum. Olabilir mi diyelim. Detayını benden kimse alamaz. Söylemem. Söyleme. Hani bunu kamuoyunda paylaşmam. Çok merak eden bir kulüp başkanı, yöneticisi varsa ya, bizim hocam mı o öyle bilmem. Evet, çeksene. Ya Serkan, bugün Sinan abine beni şöyle ikimiz birden çeksene. Sinan abi bir poz verelim mi şöyle? Verelim hadi be. Güzel, Instagram'a koyacağım. Hakikaten. Oraya koyacağım. Vallahi ne, güzel. Nasıl duracağız? Sen normal dur böyle. Yeter zaten. Televizyonu mu çekiyor ha? Benim böyle şekilde girmem lazım. Saçlarım uzamış değil mi Sinan abi? Hadi. Güzel olmuş mu? Saçlar süper olmuş, kıyafet de süper olmuş. Bu ne, ödüle doymuyorsun Arto? Ödül. Baksana, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü'ne teşekkür ederim. Spor programı kategorisi kazananı Beyaz Futbol Sosyal Harika. Medya Ödülleri 2018. İTÜ, Vadi diyorum size. Seviyorum sizi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Altın Zambak Ödülleri. Yılın yorumcusu, yılın en iyi yorumcusu işte burada. Evet, tarafsız, yok. Objektif, ilkeli ve Türkiye'nin bir numarası Sinan Engin Altın vereceğiz. Zambak Ödülleri'nde bir numara oldu. Birazdan getireceğim. Altın Zambak. Sinan abine verdik mi? Hepsi. Çektin mi fotoğraflarımızı? Çektim mi? Bugün Sinan abiyle ikimizi çek bakayım, koyacağım. Şöyle bir koyalım. Evet. Ama ben senin gibi duramıyorum ki Sinan abi. Sen vallahi var ya. Hadi tamam. Hadi başlayalım. Robert çok Dinoyim. Tempo yok. Sinan tempo abi yok. Ersun Yanal. Birazdan geleceğiz. Ersun Yanal'la ilgili önümüzdeki haftayla ilgili ve Ersun Yanal'la ilgili görüşmeler falan da ne olur ne biter. Fenerbahçeliler bekleyin. Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe konusuna geleceğiz.
Orada Ersun Yanal'la ilgili olan da şeyi söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin hocasında kim olacağını önümüzdeki hafta 3 aşağı 5 yukarıda onu da söyleyeceğim. Sinan belki abi söyleyecek misin? Dediğimi sağa gösterip sol vuruyor, bilemezsiniz. İntercom'u kapatır mısınız? Bilemezsiniz. Sinan abiye şunu soracağım ben ilerleyen dakikalarda. Buyurun. Sinan Engin geçen sene dedi ki, geçen sene bu zamanlarda arkadaşlar kağıdınızı kaleminizi bırakınız, kemerlerinizi bağlayınız, koltuklarınızı dik duruma getiriniz, Fatih Terim bitti dedi. Nasıl bitti dedik Sinan abi? Fatih Terim'le anlaştı Galatasaray dedim. Sinan abi olur mu dedim. Yani şu anda gitmesi mümkün değil. Görürsün dedi. Malatya maçını falan boş ver. Kazansa da gidecek dedi. Sinan Engin ne dediyse oldu. Fatih Terim. En önce Mustafa Denizli'yi bildik biliyorsun. Mustafa Denizli. Hatırladın mı Galatasaray'ı? Evet, hatırlamaz mıyım ya? Ama kim söylemişti? İtiraf edeyim mi? Kim demişti? Salon Mevlüt. Salon Mevlüt. Mevlüt bir tane ya. Mevlüt çünkü Mevlüt. Mustafa Can'ın tıraşını yaparken. Mevlüt zaman geçti artık söyleyeyim Mevlüt. Mustafa Can'ın tıraşını yaparken söyledi. Hoca dedi Galatasaray'la anlaştı. Hatırladın değil mi? Çok güzel ya. Mevlüt Türkiye'nin bir numarası, öpüyorum evet, seni. Salon Galatasaray'a Mevlüt. Gelelim. Şimdi Sinan abi Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz maçta yok, cezalı. Yine konuşmuş. Abdurrahim yani. Albayrak, Sayın Abdurrahim Albayrak düğünde. Olabilir. 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 Sayın Cumhurbaşkanımızın bir olabilir tabii. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir düğünde. Katılmışlar. İlk 3 Fatih Terim tribünde. Sezgin Fatih abi çok tribünde güzel bir tweet mi? Fatih Hoca maçı seyretti mi? Sezgin abi mükemmel bir tweet atmış. Demiş ki okudum. Başkan evinde Abdurrahim Albayrak düğünde, Fatih Terim tribünde, futbolcular neredeydi maç sırasında diye. Sezgin gelmez müthiş. Sezgin abi çok güzel bir tweet atmış. Bir şey aslında geceyi sana özetlemiş. Evet. Bir şeye takıldım. Bir şey geldi. Yok, takılmadım, takılmadım. Niye takıldım biliyor musun? Burak Almanya'da mı hala? Burak Özçivit. Burak Özçivit döndü. Beraberdik hafta döndü içinde. Mi? Halil Reis, Halil Reis. Halil orada. Reis ya. Bacanaklar benim adım Halil Reis artık. Almanya'ya bacanaklara selamlar. Baldızlara da. Şimdi bak Ertemciğim, sana ben bir şey söyleyeceğim. Buyursun abi. Bu akşam maçı seyrettim, Galatasaray maçını. Bir daha baktım. Ateşe benzin dökmenin zararlı olduğunu hepimiz biliriz değil mi? Tabii. Bir ateşi söndürmeye çalışırsın. Üzerine benzin dökersen değil mi daha çok alev. Aynen öyle. Şu an Galatasaray yönetimi bunu yapıyor. Ama bunu yaparken de önemli bir zarar veriyorlar kendilerine. Farkında hı-hı değiller. Kaç haftadır söylüyorum. Aynen. Fatih Terim maçta falan değil bence. Fatih Terim falan maça falan da herhalde gelmemiş. Fatih Terim eğer maça gelmişse bak herhalde gelmemiş. Herhalde maça geldiyse de bilmiyorum aşağıyla sevgili Ümit ve oradaki Levent kardeş de kontak kuruyor mu? Oyuna müdahale ediyor mu? Bilmiyorum. Hı hı. Galatasaray önce hep şunu söylüyorum. Önce kendi bahçesini temizleyecek. Kendi kapısının önüne bakacak. Kendim ben doğru yapıyorum mu diyecek. Sonra hakemlere, federasyona bakacaksın. Ama arkadaş 2-0'dan Galatasaray takımı Türk Telekom'da nasıl maç verir ya Ertem? Onun için diyorum Fatih Terim muhtemelen maça falan gelmedi herhalde. Hı hı. Veya dedi ki Ümit, Levent siz bakın kardeşim işiniz hadi 2-0 şahane. Ben ilgilenmiyorum bu maçta, siz mi ilgilenin dedi. Hı hı. Veya Fatih Terim maçın içinde miydi? Böyle yanlış oyuncu değişiklikleri. Bak arkadaş ben hep söylerim. Kazanan takım, hamle yapan, doğru hamlelerle kazanan takım her zaman haklıdır antrenör derim. Değil mi? Ama 2-0'dan 2-2 yapıyorsan, sen Galatasaray takımıysan ben seni teknik direktöründe ağır eleştiririm. Hiç kimse buna da bir kulp bulamaz. 2-0'da yapmış olduğun oyuncu değişiklikleri skandal. Oyun düzenin skandal. Adamlar maçı 3-2 4-2 yapıyorlardı kalende Muster olmasa. Doğru. Galatasaray takımına Rizespor takımı 3-0 galibiyete kaçırdı derim. Bak bunu bir kenara koyarım. Rize Spor'u tebrik ederim. Galibiyeti kaçırdı derim. Galibiyeti kaçıran taraf. Evet. Galatasaray takımının oyun içindeki yanlışları, doğruları bir kenara bırakırım. Ama şunu da söylüyorum. Maalesef hakemlerimiz Galatasaray'a iyi gözle bakmıyorlar. Galatasaray'ı bu akşam ufak bir yediler diyorum. Bak ne diyorum sana? Rizespor galibiyeti kaçırdı derim. Evet. Şu seyrettiğim hı-hı maça. Hı-hı. Ama hakem boyutuna geldiğim zaman Lines'in penaltısını vermeyen hakemi mahkemeye veririm. Galatasaray'ın pozisyonunda Lines'in bu pozisyonunu vermeyen hakeme mahkeme açarım.
Bir Galatasaraylı avukat gitsin suç duyurusuna bulunsun. Oha çok. Çok 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 çok. İnan diyorum sana. Oldu. Bunda bir art niyet vardır Ertem. Bak ben Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maçına baktım. Fırat Aydınus. Ne dedik? Hı-hı. Hakemlik bir şey yok. Getir Sergio ne var? Hakemlik bir şey yok dedim. Yani çok önemli Fatih Terim'in gidip hakemlere saldırılacak gibi orada öyle bir durum yok dedim. Doğru. Onu söyledim. Doğru. Beşiktaş maçında da söyledim. Doğru. Var dedim Cüneyt Çakır varları çok iyi kullandı. Hı-hı. Ama bu akşam gördüm ki. Ben abicim. Getir Sergio. Getir bir şey. Bu akşam güzel attın Sergio. Gel getir. Gel ya şuraya kadar abicim, gel. Gel. Gelsene niye çekiniyorsun? Söz, gel. Ruj ve makyaj yok bu sefer söz. Hadi tamam. Şimdi Cüneyt Çakır varı doğru kullandı. Benim dediğim gibi nedir? Ben 6-7 men altı tartıştım. Bütün kararlarımı da yine seyrettim. Yine kararlarımın arkasındayım. Cüneyt Çakır belki de ilk defa doğru kararlar verdi varı kullanarak varla. Bugün Mustera'nın yani Rizespor'un attığı gol. Bir kural vardır. Bunu hakemler de çok iyi bilir bilmiyorum. Ceza sahası içinde hakem dokunulmazlığı var. Kalecinin. Kalecinin dokunulmazlığı vardır. Hı hı. Futbolda futbol adamları bunu bilir. Obstrüksiyon dersin. Böyle futbolcu kaleciyi engelleme şarj gibi. Şu pozisyon. Bu pozisyonda. Ha Mustera da seyretti ayrıca da pozisyonu ayrı. Yani kurtulabilir miydi Umar'dan o ayrı bir şey. Ama ne olursa olsun pozisyona çok iyi de baktım. Önceden de çalıyor şu hareketten. Hı hı. Şu an. Bu hakemin kararı burada doğru. Bu doğru karar. Eğer bunu da gol vermiş olsaydı o zaman derdim ki iki tane avukat gitsin savcılığa başvursun derim. Ama Martin Linnes'in pozisyonunu penaltı çalmayan hakem ya bir düşünelim. Piyasası olarak düşünmeyelim. Normal orta sahada falan böyle bir hareket olsa omuz vuruştular etler. Faul çalınmıyor mu? Çalınıyor. Bu pozisyon bana göre %100 penaltı tartışmam. Benim futbol bilgime göre. Martin Linnes'in pozisyonu net penaltı. Net penaltı. Ha, o zaman kaç kaçtı maç bilir Galatasaraylı burada? 2-2. 2-2 değil mi? Maç 3-2 olur. Maç 3-2 olur. Yok burada 2-1. Yani Linnes'inkinde 2-2 doğru. Bu pozisyonda. Linnes'e 2-2 ben Musa'ya gol olur takarım. 2-2. Evet. 3-2 olur. Ha belki de o zaman Rizespor bu atakları yapamaz. Hı hı. Belki de bilemezsin. Ama ne olursa olsun şu pozisyonu penaltı verdiği zaman sen ver kardeşim hakem olarak. Sen doğru yap. Nasıl söylüyoruz biz Galatasaray'a? Sen evet, evet. Teknik direktör olarak, antrenör olarak doğruları yapın. Yöneticiler olarak doğruları yapın. Biz burada neyse onu söyleriz. Bu pozisyonun net penaltı olduğunu adım Sinan gibi söylüyorum. Bir mesaj geldi. Fatih Terim 2-2'den sonra 2-2'de çıkmış, testlere gitmiş. Oo güzel haber. Evet. Bilmiyorum. Televizyonculuk açısından güzel haber. Bir de Abdurrahim Albayrak da maçtaymış. Düğünden sonra bak, maça 2-2'den, gelmiş. 2-2 yani maç Albayrak. Bitmeden demişler bilemiyorum. Gelen mesaj Galatasaraylı bir kardeşimizden. İsmini tahmin ettiğim gizli kişi tuttu. Mi? Evet. İsmini gizli tuttu. Çok önemli. O dediyse 2-2'den doğrudur. 2-2'den sonra gitti dediler. Ha ben Fatih Terim maçı 2-0'dan itibaren bırakmış gibi düşünüyorum ben çünkü. Çünkü Fatih Terim bu hamleleri Ömer Bayram falan filan yani bu skandal değişiklikler falan filan yani benim bildiğim 2-0 galipsin zaten çok güçlü değilsin. Biraz arka tarafı kuvvetlendirirsin, kapatırsın, ön taraftan bir tane oyuncu alırsın, orta sahayı doldurursun falan filan. Bunları beni anlatmama gerek yok. Bunu herkes biliyor, her futbol adamı bilir. Her insan bunu yapar. Ama 2-0'dan Rizespor kötü ben bu maçı 3 yaparım dediğin zaman tehlikeli skordur bunlar. 2-0, 2-1 çünkü 1-0'da teyakkuzdasın. 1-0'da. Ama 2-0'da olduğu zaman bir rahatlama vardır. Tehlikeli sonuçtur bu. Tehlikelidir bu 2-0'da. Onun için Galatasaray 2-0'dan sonra büyük bir teknik direktör antrenörlük hatası yapılmıştır teknik olarak. Hem oyuncu değişiklikleri hem oyun anlamında. O zaman abi kapatacaksın önlem alacaksın arka tarafını. Rakip gelecek duvara çarpacak sen kontrola geçeceksin. Abi Onyekuru'nun ölüsü Ömer Bayram'dan daha çok iş yapar. Amaç neydi anlayamadım. Eren'i çıkarırım. Onyekuru'yu çıkarmam. Mesela. Dönerim kontrata Ertem. Kapatırım orta sahayı kalabalık yaparım. Rizespor gelir duvara çarpar. Zaten senin kalecin var bir puan ya. Evet. Yani Mustera gibi kalecin var. Doğru. Şimdi bu pozisyon bu net. Bu pozisyon
Penaltıdır. Net penaltı diyor. Ben de penaltı diyorum. Voley'de soralım. Abi. Arkadaşlar açın. Voley'de soralım. Bu pozisyon net penaltıdır. %80'in altında eğer oylamada çıkarsa voley'de. Ben bir şey bilmiyorum. Sinan yani. Abicim VAR'da Cüneyt Çakır vardı. VAR'da. Bunda VAR'a bile gitmediler değil mi? Şöyle gitti. İçeriden değil mi Cüneyt Çakır'ı gösterdiler. Öyle mi? Hayır o Trabzonspor maçıydı. Özür dilerim. Ertem. Trabzon-Konya maçıydı. Koray Gençerler vardı. Burada VAR'a gidildi mi? Bana onu söyle. Burada VAR'a gidildi mi Onur? Gidilmedi. Gidip bakmadı. Gidilmedi. İzlemedi. Skandal. Gidip bakmadı, izlemedi. Bu demek ki Trabzon maçıyla karıştırdı. Ateşin üzerine benzin dökmeyin. Bu kavgayı daha fazla çok büyük şekilde uzatmayın. Kulüpler Birliği'ne katılmayabilirsiniz. Bu size en doğal hakkınız. Yıllarca Aziz Yıldırım'da katılmadı. Katılmıyor. Bu size en doğal hakkınızdır. Galatasaray camiası olarak. Ama Galatasaray taraftarını fazla da yanlış yönlendirmeyin. Galatasaray taraftarının da dengesini de bozmayın. Çünkü Galatasaray taraftarı aslında doğruyu biliyor. Benim takımım da kötü diyor. Ama tabii, tabii, onu da bu pozisyonla gördüğüm zaman hakem bu pozisyonu vermeyerek Galatasaray'ın 2 puanı çalmıştır. Pardon, ağır oldu. Galatasaray'ın 2 puanı yemiştir diyeyim. Futbol dilinde söylüyorsun sen. Yemiştir. Diyorum ki bunu vermeyen ben sahaya atlarım. Bak ne diyorum? Sahaya atlarım. Şimdi maçın hakemi gitsin evine baksın. Televizyonda iyice seyretsin. Ben nasıl bir hata yaptım desin. Sen hakem olsan şu an bunu izlesen penaltı. Ne dersin Sinan penaltı abi? Penaltı abi. Hakem ne penaltı? Sen Ali Palabıyık'sın evine gittin bakıyorsun şu anda. Penaltı. Penaltı. Net daha penaltı olmuş için ne yapman lazım? Ama bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebiliriz tabii. Yardımcı hakemler var. Dördüncü hakem var. VAR'da hakemler var. Abi Galatasaray'ın kazanmasını istemiyor o zaman. Bu kişinin gözünün önünde bu şu pozisyon penaltı nasıl verilmiyor? Galatasaray'ın kazanmasını istemediler. İnanılmaz ya. Bu akşamki hakemler Galatasaray'ın kazanmasını istemedi derim ben. Ben bu pozisyon. Bak Galatasaray Fenerbahçe maçında bir şey yok Fırat Aydınus. Hiç çok önemli bir durum yok. Beşiktaş maçında da ama bugün benim gördüğüm şu penaltıyı verdiği zaman maç 3-2. 3-3 olur ayrı bir şey. Onu bilemem. Ama 3-2 olur. Oyun farklı yere gider. Galatasaray'ın bu akşam 2 puanlı hakemler tarafından Ali Palabıyık ve VAR'cılar tarafından, özellikle VAR'cılar tarafından gitmiştir. Ertemciğim. VAR'cılar tarafından gitmiştir. Galatasaray'ı bu akşam yediler kardeş. Ha. Lütfen aynısını söylüyorum. Galatasaray'ı bu akşam yediler. Peki kardeşim. Bir son dakika gelişmesi verelim. Söyleyebilir miyim? Sıcak bir gelişme. Gidelim. Öyle. Hocam kusura bakma. Hangi hoca? Hoca çok hangi hakemler hoca? Arasında o kadar büyük kopukluk var ki bunu lütfen altyazı olarak da yazabilirsiniz. Rica ediyorum rejiden de. Hafta içinde Fırat Aydınus'la görüştüm. Fırat Aydınus'a Ahmet Hoca o gün dedi ya hani benim bildiğim Fırat Aydınus Yaşar Kemal Uğurlu'ya git veya gitme demez net kararını söyler diye. Gerçekten Fırat Aydınus geçen hafta VAR odasında Yaşar Kemal Uğurlu'nun kulağına şunu söylüyor. Bakın çok dikkatli dinleyin. Bence tekrar kullan. Tekrar kullandırt penaltıyı. Bir kez daha kullanılsın penaltı. Git tekrar kullandırt penaltıyı hocam. Benim fikrim bu. Hani biz diyoruz ya Fırat Aydınus hiçbir şey demedi falan filan diye. Hayır. Fırat Aydınus Yaşar Kemal Uğurlu'ya diyor ki bence tekrar kullandırt. Tekrar kullandırtmalısın. Hatta yardımcıları bile öyle söylüyor Yaşar Kemal Uğurlu'nun. Ama Yaşar Kemal Uğurlu hatta bir tereddüt yaşıyordu. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapmayayım diye böyle. Fırat Aydınus tekrar Yaşar Kemal Uğurlu'nun penaltıyı kullandırtması için, penaltı tekrarı için. Ertem geçen hafta ben bir şey söyledim hatırladın mı? Ve Fırat Aydınus'un bir bakıma sözünü dinlemiyor Yaşar Kemal Uğurlu. Hatırladın mı geçen hafta bir şey söyledim? Tekrar kullandır demiş. Bakın bunu hiç kimse bilmiyor, hiçbir yerde duyulmadı. Bu haberi veriyoruz. Geçen hafta bir şey söyledim. Bizdeki bilgiler nettir arkadaşlar. Net. Zaten birinci ağızdan olmasa vermem. Futbolla ilgili derindir. Biz alırız. Geçen hafta Cüneyt Çakır bir şeye kızdı dedik. Bu hakemlere yapılan, Hüseyin'le Halis'e yapılanın evet, evet. Yanlış olduğunu. Hem de geçen hafta bugün. Bak bunların üzerinden 50 tane teori üretilebilir. Gerçi teori uzmanı Çakar. O ayrı. Ben teori değil. Yani şunu söyleyebiliriz. Hakemler Galatasaray'la MHK'yi federasyonu karıştırma, kavga ettirmek istiyor olabilir. Bu tip yanlış kararlar veriyorlar Galatasaray'ın aleyhine diyebiliriz. Galatasaraylar yapıyor diyebiliriz. Galatasaraylar iki hakem arkadaşımızın canını yaktı ya da Galatasaray'dan öc alıyorlar diyebiliriz.
Bu senaryo. Yani ben bunu sesli düşünüyorum, anlatıyorum burada. Şunu anlayabilir. Hakemler de insan evladı. Bunlar da oturuyorlar. Biz nasıl oturuyoruz, konuşuyoruz. Bunlar da oturuyorlar, konuşuyorlar. Onun için söylüyorum Galatasaraylılara. Galatasaraysız Türk futbolu olmaz. Bu kavga nereye kadar? Kulübün başkanı maça gitmiyor. Abdurrahim Albayrak tamam düğüne gitmiş. Önemlidir. Cumhurbaşkanı katılacak diye çağırmışlardır. Gitmiştir. Fatih Hoca 2-2'de çıktı deniliyor. Yani şey. Onun için arkadaşlar. Bir an evvel sulh yolunu bulunması lazım. Bu kavganın galibi olmaz. Türk futboluna zarar olur. Ha, bunun yanı sıra Galatasaray yönetimin transfer başarısızlıkları, teknik heyetin yapmış oldukları falan yanlıştır. Fatih Terim'in yanlışları, antrenörün yanlışları, bugünkü teknik direktörün hamleleri falan filan. Bunların hepsi yanlıştır. Doğru hamleler değil, tutmaz. Tutmadı mı eleştiririm. Tuttu mu doğru. Oyuna bir genç sokarsın, doğru. Gol atar. Sonra genci sarılır öpersin, vay dersin, helal olsun be hoca deriz değil mi? Hep söylemişizdir. Ama tutmadı mı da bunu da söyleriz. Onun için Galatasaray'da zaten yanlışlar var. Ama Futbol Federasyonu ve MHK arasında bir takım kavgalar var. Hakemlere yapılan, MHK tarafından hakem arkadaşlarına yapılanlardan. Ben söylüyorum 2-3 hafta içinde doğu hakemler maç alacaklar, göreceksiniz. Gereksiz bir açıklamaydı. 18. haftadan itibaren maç alıyorlar. Alıyorlar. Hani Söz Kahya ve Hüseyin Göçek. Alıyorlar. Ben sana geçen hafta söyledim 2-3 hafta almalı. Mantıklı bir karar değil. Değil. Tamam, o zaman bugün penaltısını vermedi. Ali Palabı'yı da dinlendirelim. Açalım düdüğünü. Asalım düdüğünü. Evet. Onu da mı yapacağız? Değil. Hayır abi, mantıklı karar vereceksin. Cezalandırırsın, ayrı bir şey. Ama o şekilde de değil. Yani el çektirildi falan filan diye açıklama olmaz Ertem'ciğim. Sinan abi, Mustera ile Rize Sporlu futbolcu arasında geçen diyaloğu bir kez daha soruyorlar. Hangisi Ertem'ciğim? Ne değildir? Yani kalecinin önünde Mustera'ya yapılan obstrüksiyon bir hareket vardır. Futbolda obstrüksiyon diye bir şey var. Beni al Sinan abiyle o pozisyonu. Bir dakika dur. Bak ben sana bir şey söylüyorum. Bu pozisyonu ben sana anlatıyorum. Gel. Kıyafetlerimiz uygun. Uygun. Uygunuz. Uygunuz. Gel bak ben sana anlatıyorum. Mustera pozisyonu anlatıyorum. Ertem'im Mustera. Ha, Mustera da burada ayrıca seyretmiş. Seyretme var. Ama bir kural vardır. Bu kural vardır. Kaleci sahanın içinde, kalecinin ceza sahası içinde dokunulmazlığı vardır. Mustera şunu yapıyor. Evet. Bak Umar. Mustera da arkada. Gidemiyor, çıkamıyor. Hani topun da oraya geleceğini tahmin etmiyor. Şöyle bir hareket var değil mi Sinan abi? Evet Ertem'ciğim. Şöyle. Yani şu şekilde tutuyor. Şöyle. Anladın mı Ertem'ciğim? Evet. Ondan dolayı sonra bunu caps yapmayın. Aman Ahmet Çakarlı yapsın der yani. Bir şey olmaz. Biz pozisyonu anlatalım. Kamuoyu bilsin. Bunda obstrüksiyon var. Bu tamamıyla bu pozisyon tamamıyla kaleci Mustera'nın hareket alanını kısıtlamaktır. Hareket etmesini. Bana göre bu pozisyon hakemin verdiği karar doğrudur. Doğru. Doğru net. Bir karar. Doğru karar. Bundan dolayı hakemin verdiği karar kalmasın. Doğrudur. Doğru karar verdi. Hakem doğru karar verdi. Doğru. Ama diğer pozisyon Lines penaltı. Penaltı pozisyonu skandaldır. Ali Palabıya ve VAR'dakilere yakışmamıştır. Daha nasıl olur abi penaltı? Faul nasıl olur ya? Şöyle dokunuyorlar, veriyorlar. Cihaz aslında hatırlayın. İtmeye veriyorlar şöyle hafiften böyle bir. Omuz omuza vuruyor dengesini. Bana hiç kimse bu konuda anlatamaz. Net penaltı. Sait Özçakmak diyor ki Galatasaray aleyhine sorular soracağını, Rize'nin Nizami golü neden verilmedi diye sorsana. Şimdi verdi Sait'cim cevabı. Sinan abi. Turan bakın, Kaptanoğlu. Mustera pozisyonu. Evet evet. Sait'cim o pozisyonda obstrüksiyon vardır futbolda. Mustera'ya engelleme var. Mustera'ya engelleme var. Şimdi Mustera diyelim ki o pozisyonda şöyle bir şey yapsa mesela Ertem. Hı hı. Şöyle bir pozisyonda mesela. Şöyle itmeye çalışsa. Ne olur? Penaltı. Anladın mı? Yani şimdi şöyle duruyor Mustera'nın önünde Umar. Mustera onu böyle itip zıplamaya çalışsa penaltı. Evet. Yani onun için dediğin gibi kalecinin dokunulmazlığı var. Kaleciye dokunamazsın. Hakemin kararı net doğrudur. Buyurun arkadaşlar. Burada alın Umar'ın ellerine bakın. Burada çalıyor zaten. Ne o an çalıyor. Çok güzel. Pozisyon bu. Herkes soruyor. Seyircim. Arkadaşlar bak bana mesaj atmayın WhatsApp'tan. Sürekli atıyorsunuz yani Demirören hangi teknik direktörle görüştü diye. Söylemem. Sürekli yeşil yanıyor önünde. Aynen öyle. Söylemem. Yani basından arkadaşlar da yazıyorlar. Sinan Demirören'in görüştüğü teknik direktörü söylemem. Buyurun. Mr. Luchescu, Bay Luchescu'nun
uluslararası bir televizyona yaptığı açıklama, istifa ederim, gerekir istifa ederdim diyor. Bu muhtemelen Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulağına gidiyor. Kulağına gitmesine gerek yok. Federasyon inanılmaz bu konuda, iletişim komitesi inanılmaz çalışıyor, bunu söyleyelim. Bilgileri oluyor muhtemelen. Sonrasında bu görüşme olabilir mi? Olmuş olabilir. Rahmetli Kemal Sunal gibi söyledim. İlerleyen dakikalarda kana getireceğiz. Yok, kimse konuşmuyor Galatasaray'da. Böyle hiç şey kimse konuşmuyor. Bak, ne dedim? İşte Sinan abi haftalardır ne dedim bunu haftalar söylüyor. Önce? Kardeşim ben dedim Fatih Terim'i dinlemek istiyorum dedim ya. Fatih Terim 10 maç ceza almaya hakkı yok dedim ya. Buyurun. Sonra. Galatasaray, Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra Galatasaray'ın aldığı cezalara bakın. Bugün NDI'ler, MNDI'ler oynasalar, Belhandalı oynasalar Galatasaray bugün bu şekilde mi oynardı? Bakın kaybedilen puanlara. 16 numarayı versin. Onun için kimseye faydası yok demek ki oradaki yaşananların. Sinan abicim. Futbolcu kovalamak, futbolcu dövmek, tokatlamak bilmem ne falan yok böyle bir şey arkadaşlar. Futbolcuysanız futbolculuğunuzu bileceksiniz. Evet. Parayı gününde alıyorsunuz. Kaç maç ceza yedilerse koyacaklar. Koyacaklar şeyi. Para cezasına kaç maç oynamadıysa bunlara. Sinan abicim 16 numarada bir bağıntımız var. Terim Türkiye Futbol Federasyonu sözleşme grafik diye. Diyeceksiniz ki ne alaka? Tam ekran verir misin ekrana? Fatih Hoca'nın sözleşmesi geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü tarafından uzatıldı denmişti. Evet. Yalnız TFF kayıtlarına göre Galatasaray henüz Fatih Terim'le resmi bir sözleşme imzalamamış. Oysa kulüp 1,5 ay önce Terim'le sözleşmenin 2021 yılına kadar uzatıldığını duyurmuştu. 31 Mayıs 2019 görünüyor hala. Hayır, bu sene var zaten. Önümüz sezonun ikisi var. Var. 2019 var. Var. Resmi olan var. Ama tıpkı Koku'daki gibi. Koku nasıl devam ediyor mesela görünüyor. Bir pif Fatih noktası vardır Ertem. 2019'da bitiyor. Yani şu anda. Bitiyor. Fark etmez abi. Fatih Terim için Galatasaray ile ilgili sözleşme yaptı, yapmadı. Zaten Fatih Hoca'nın hiçbir ilgisi yok. Fatih Terim şu an yani Galatasaray takımı zaten 2019'a kadar teknik direktörü. Yani şeyi Mayıs'a kadar teknik direktörü. Sözleşmeli değil mi? Tabii. 31 Mayıs 2019'a kadar teknik direktör. Teknik direktör. Yani dolayısıyla bu o zaman da işleme koyulabilir, uzatılabilir. Zamanı vardır. Yani o şey değil. Ama bir an evvel bilmiyorum kaç maç var Fatih Terim herhalde ikinci yarı göreceğiz değil mi? Kaç maç tabii. İkinci yarı göreceğiz yani. Bir Türkiye Kupası daha var. Özledik yani. Aynen özledik ya. Vallahi Fatih en önce söyledim ben kardeşim. Doğru. En önce söyledim. Bugün otobüsten inişini gördüm. Özledik abi Fatih Terim konuştu. Ben şurada 10 dakika Fatih Terim'i dinleyeceğim. Niye dinleyemiyorum abi? Evet. Öyle şey olur mu? Sinan abi Seleznov'la konuştu Onur. Bir 6 numaralı grafiği getirelim ekrana. Yalnız bu çok enteresan geldi onu bana. Onu da istedi Galatasaray. Seleznov'u istemiş. Seleznov'la konuştu sevgili Onur. Bir grafiği getirelim ekrana. Galatasaray'da oynamak istiyorum diyor. Bir tam ekran getirelim. Sezon başında. Bu arada siz lütfen Beyaz Futbol skoru etiketine tweetlerinizi atabilirsiniz. Seleznov Galatasaray'da başarılı olur mu? Galatasaray taraftarını keser mi? Galatasaray taraftarı bu oyuncuyu ister mi? Lütfen yazınız tweete. Söyleyeyim mi sana? Voleye. Sezon başından beni Galatasaray'a göndermediler. Sezon başında beni istediler. Galatasaray'a göndermediler. Abi, doğru. İstedi Galatasaray. Wagner gibi bunu da istedi. Her yerde doğru. Daldı. Bu elindekilerden iyi şu an. %100. Golcü. %100. Çok uçurmaz Ertem. Yani Seleznov seni çok uçurmaz. Ama elindekilerden iyi. %100. Şu an mevcutlarda. Çünkü abi Eren de yapacağı bir şey yok. Eren'e çünkü güvenmiyor. Taraftarı güvenmiyor. Eren tamam bugün gol attı. Ama onun dışında, golün dışında bir santraforun yani yapması gerekenler de gol atıyor. Eren şimdi Galatasaray'ın oyun yapısının bir santraforu değil. Şimdi Onyekuru da olsun. Rodriguez'i alıp giden vuran bir adam. Doğru. Yani üçüncü aslında Seleznov, hızlı bir adam olması lazım. Ama bu golcü. Doğru. Bu golcü. Bu bir de topu alıyor, dönüyor, tutuyor. Hızlı, güçlü, çıkmasını, dikine gidiyor. Yani anladın mı? Bir de çıkmasını, takımın çıkmasını falan sağlıyor. Yani iş yapar mı? Ertemciğim Atalan Üsküdar'ı geçti artık. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde yanıldık. İddiayı kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nde 9-10 puan alır Galatasaray dedim. Hayal kırıklığına uğradım. Galatasaray yanılttı beni. Yanıldım. Buyur. Sezon başında beni Galatasaray'a göndermediler. Sonra da kadro dışı bıraktılar. Evet hırsımdan ağladım. Hırsımdan ağladım. Bu fırsat hayatta insana bir kez gelir. Galatasaray'da oynamak istiyorum. Kim Galatasaray'da oynamak istemez ki? Türkiye'nin bir numaralı kulübü. Eğer kulübüm izin verirse ara transferde Galatasaray'a giderim. Bakın bu dün. Bu konuşma dün sevgili yardımcım, sevgili Beyaz TV Spor Müdürü Onur Yıldız'la arasında geçen
Telefonun durumu kritik. Hatta dedik ki ses kaydını kullanabilir miyiz? Hayır dedi. Herhangi bir yere röportaj vermem uygun olmaz ama bu dediklerimi bu şekilde kullanabilirsiniz dedi. Aynen bunu söylüyor. Akhisar'ın durumu kritik. Ağladım diyor. Galatasaray'da oynamak istiyorum ve Türkiye'nin bir numaralı kulübü Galatasaray diyor Seleznov. Eğer kulübüm izin verirse ara transferde Galatasaray'a giderim diyor. Çok da Ertemciğim biraz böyle Akhisar vermez. Sinirli onu da söyleyeyim. Akhisar vermez. Galatasaray kendine başka yerden Akhisar vermez. Akhisar verirse düşer. Yani Akhisar verirse düşer. Akhisar'ın durumu zaten kritik Ertemciğim. Akhisar'dan düşme hattında Fenerbahçe'yle. Ha bu arada konuş. Sinan abi özür dilerim. Ha dedim. Çok özür dilerim. Onur kulağıma diyor ki hatta bana da söyledi dün unuttum şimdi. Yani Onur yazmadı diye söylemedim. Bir bildiği vardır diye. Devre arasında Burak Yılmaz'ı da alır Galatasaray diyor Seleznov. Yani ben ve şimdi Burak Yılmaz olayı karışık. Burak Yılmaz arasında Burak Yılmaz olayı karışık. Diyormuş. Ersun Yanal olursa Burak Yılmaz ihtimali çok yüksek olur. Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye. Bir daha söyler misin Sinan abi? Ersun Yanal Fenerbahçe hocası olursa Burak Yılmaz alternatifi daha netleşebilir. Ama tabii bir Trabzon Fenerbahçe gerginlikleri olduğu için bilmiyorum Fenerbahçe taraftarı ne der diye. İnanılmaz bir haber bu. Bakın Fenerbahçe taraftarı Burak'a sıcak bakar mı ama Ersun Yanal. Burak Fatih Terim'le Burak Yılmaz'ın arası iyi değil. Doğru. Soğukluk var. Soğukluk İyi olsaydı alınmıştı çoktan. He. Trabzon Fenerbahçe'ye gitmesine izin verir mi? O ayrı. Ama Fenerbahçe ve Ersun Yanallı Fenerbahçe Burak Yılmaz'ı ister. Ertemciğim. Evet. Burak Yılmaz ister. Onun için yani gidebilir ama dediğin gibi eğer Trabzon bu transfere onay verirse Fenerbahçe taraftarı artık yılana denize düşen yılana sarılır misali Ertemciğim. Hı hı. Hiç fark etmez. Yani çünkü Fenerbahçe taraftarı bile nasıl olacak diyor. Yani aldığımız oyuncular bunlar nasıl düzelecek? Ne yapacağız? Yani iki oyuncu alsak üç oyuncu. Galatasaray formalı fotoğrafını verelim. Kademeli kadem. Birazdan Fenerbahçe konusuna geleceğiz zaten. Yani geleceğiz. Birazdan geleceğiz. Anlatacağız. Galatasaray dediğim gibi Galatasaray. Bu ne? Seleznov forma mı giydirdiniz? Evet Seleznov. Sinan abi Seleznov yakıştı mı? Yakıştı da Ertemciğim yani. Kesmez değil mi? Çok Galatasaray'ın yani şimdi hani ya Eren'in bir tık üstü golcüsü. Hı hı. Eren Derdiyok'un. Şimdi Seleznov Galatasaray taraftarını keser mi? Takımı ayrı bir şey. Şimdi Wagner Love'u Galatasaray alsaydı taraftar mutlu olur muydu sence? Olmaz. Hayır hayır. Wagner Love'dan olur mu? Olmazdı. Olmaz. O veya bunu mu aldınız bize kardeşim diyeceklerdi. Adam Beşiktaş oynatmıyor. Olmaz. Sen bana Şampiyonlar Ligi'nde bunu aldın. Şimdi sen Seleznov'u alırsın. Galatasaray git Kasımpaşa'da Cadney'i alıyorsan al mesela. Yani alabiliyorsun. Çok zor. Yani 15 yani mesela, milyon euro bile şu anda yani, kesmez. Onun için Galatasaray'ı bu keser mi onu bilmem. Kesmez. Galatasaray'ın tabii maddi olarak da sıkıntı. Abi Eren derdi yok transferi Galatasaray'ın bütün planlarını bozdu maddi olarak. Doğru. Maddi olarak bozdu Ertemciğim. Herkes merak ediyor. Sinan Engin'in sevgili Sinan abinin yayının başında söylediği bu hafta Sayın Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören hangi teknik direktörle neden, niçin görüştü? İlerleyen dakikalarda ekranlarınıza taşıyacağız. Neyi taşıyacaksın Ertem? Bu kadar da başka söylenmez. Seleznov'u Göztepe'de istiyormuş. Abi Seleznov'u Çaykur Rizespor'da istiyor. Akhisar'ın kendi durumu kritik zaten. Yani Akhisar o zaman yani dedi ki ya herhalde biz veda ediyoruz falan diyecek herhalde. Oyuncu satıyor para almak için zannetmiyorum. Ben yani Seleznov'un bilmiyor ha kendi huzursuzluk çıkarıyor gitmek istiyorum ben falan filan derse onu bilemiyorum. Ama 11. Dün belli Akhisar'da yani golcü adam gol atıyor iş yapıyor yani. Evet. Buyur. 11-12-13 hemen gelsin arka arkaya. Dembaba Galatasaray'la adı çıkmaya başladı Sinan abi. Hiç olmaz artık. Çin'de mantıklı tatile değil. Girdi değil mi arkadaşlar? Mantıklı değil. Uymaz. Çin'de Dembaba. Dembaba neden olmasın gibi bir şey söyledi. Herkese Galatasaray forması giydirmişsiniz siz daha. Evet. Kimle görüşüyorlar Sercan? Menajeriyle görüşüyorlar. Dembaba'nın menajeriyle mi? Dembaba'nın menajeriyle görüşüyor kesmez. Galatasaray. Mutlu etmez Galatasaray'ları. 6 ay kiralık. Sinan Galatasaray'ı mutlu etmez. Seleznov, Dembaba ve Alan. Alan diye mi okunuyordu ismi? Alan. Önce Dembaba'yı bir verelim. Sinan abi Dembaba Galatasaray'ı kesmez mi taraftarı? Kesmez Ertemciğim. Mutlu etmez Galatasaray. Ama daha iyisini de alamaz ki şu anda. Yani ekonomik o zaman almayacak. Kasası. O zaman böyle devam edecek. Mudat'la. Eren derdi Mudat, yokla. Eren falan filan. Gomis'i niye yolladın arkadaş? Sözleşmesi olan futbolcuyu niye yolluyorsun ki? Yollamayacaksın. Kim bu? Dembaba. Dembaba mı? Dembaba
yani 17 maç 6 gol bu sezon. 17 maç 6 gol ve hepsi ilk 11'de Sinan abi. Performansı mükemmel. Öyle bir durum olsa Beşiktaş alsın. Yani çünkü Beşiktaş'ın da ihtiyacı var böyle bir santrafora. Onun için diyorum yani fizik olarak yeterli durumda mı? Ondan dolayı fizik yani olarak çok iyiymiş. Sercan'ın aldığı bilgi menajeriyle konuştu. Ben zannetmiyorum Galatasaray'ın oraya gireceğini. Dembaba Galatasaray'a gireceğini. Gireceğini. Alan kim? Alan'ın var mı görüntüleri? Var. Geliyor şu anda. Bence en ciddi görüşme Alan. Bip Spor'da çıktı yanılmıyorsam ilk haber. Bu mu? Emek hırsızlığı yapmayalım. Evet, Bip Spor'da çıktı. Alan'la ilgili görüntüler bunlar. Burak Gürgez gibi bir çocuk mu? Bu hızlı. Galatasaray taraftarı da Alan'ı istemiyor. Hatta Twitter'da, niye? Sosyal medyada seyrediyorlar herhalde, biliyorlar. Şey değil diyorlar. Ama hani bize görüyor. Uygun, bize bizim baba, dokumuza uygun Ertemciğim, bir oyuncu, bir golcü değil şeklinde haberler var. Doğrusunu bilir ama bu konuda Türkiye'den yani içeriden alacaklarsa çok ülkesi kolay Brezilya değil. Yaş 29, 1.85. Mevki santrafor, kariyeri Fluminense, DS Brazil, Salzburg. İyi adam değil. Geze, demek iyi takımlarda oynamamış. Çin'de. Yani Salzburg olsun, o Gevergen'de çok üst düzey oyuncu değil demek. Amili takımda oynamamış. Üst düzey değil demek. Değil, 29 yaşında ama değil. Dembaba yansa daha iyi o zaman değil mi? Yani Dembaba mı? Galatasaray Dembaba'yı tercih eder mi? Onun için bilmiyorum. Sercan görüşülüyor diyor da bilemiyorum. Zor bir transfer diyor, düşünüyorum ben onu. Peki şimdi senin en çok sevdiğin oyuncuya geliyorum. Bunlara tamam. 7 numarayı getirelim. 7 numara, 8 numara. Brezilya'da Palmeiras şampiyon oldu. Melo. Melo Brezilya Ligi'nin en iyi kombininden ilk 11'inde seçilmiş. Tanrı'ya çok şükürler olsun ki Brezilya'nın en iyi orta saha oyuncusu ödülünü aldım. Diyor ki Sinan abi, özür dilerim. Nasıl olsa diyor ligler tatile giriyor diyor. Hemen alırım. Geleyim ikinci yarıda Galatasaray'da. Hemen alırım. Tekrar döneyim. Havaya sokar. Galatasaray'ı havaya sokar. Tribünleri havaya sokar. Galatasaray takımını ayağa kaldırır. Kaldırır mı? Hemen alırım bak. Ne diyorum? Geçen hafta söyledim. Eğer Melo ile şartlar uyduruyorlarsa Galatasaray 6 aylığını alsın abi. Farklı bir şey. Bak aylığına. Futbolun dışında farklı bir takım ambiyans oluşturacak. Evet. Ben sana söyleyeyim mi? Şu an Galatasaray futbol takımının üzerinde ölü toprağa serilmiş maalesef. Hele bu akşam itibariyle de canlandırır. Bak inan canlandırır. Sana bir şey soracağım. Galatasaray bugün kenarda. Evet. Fatih Terim olsaydı bu maç 2-0'dan 2-2 olur muydu? 4-0 olurdu. Psikolojik olarak olmazdı. 4-0 bak, olurdu. Psikolojik olarak olmazdı. Olmazdı. Onun için dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Dikkat etmek lazım. Ceza almamak lazım. Evet. %100. Ama Melo'yu hiç düşünmem. Eğer şartları uyduruyorlarsa hemen alırım. Doğru. Bak Dembaba, ben gerçekçi konuşuyorum. Dembaba dedim. Uyumaz. Seleznov uyumaz. Ya ama bu çocuk seviyor sevmemeyi ben davranışlarından dolayı, attığı tweetlerden dolayı eleştiriyorum. Ama futbolculuk olarak bir kenara yine koyarım. Ama futbol dışındaki yapacağı hareketlerle Galatasaray'ı canlandırır. Şu 63'ü versenize bir. Sivas'ta tribünde bir taraftar vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sivas Spor Göztepe maçında. Sivaslı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok olmaya Allah başladı tribünlerde bu. Allah rahmet eylesin. Bir de Beşiktaşlı bir kardeşimiz vefat etmişti. Bir haftadır yoğun bakımdaydı. Yok yok, o değil. Evet, onu evet. Getiriyorum ekrana şimdi, evet. Sinan abicim. Allah bunu da verelim. Olay geçtiğimiz hafta, evet geçen hafta Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray maç sonrasında yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü, görüntüleri bir verelim. Maltepe ilçesi Küçükyalı Atatürk Caddesi'nde bu kardeşimiz bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Tutulkan, 36 yaşında bir üç arkadaşı, Beşiktaş Galatasaray derbisini izlemek için bir araya geldi. Restoranda maçı izleyen dört arkadaş maçın bitmesinin ardından restorandan ayrılırken kapı önünde bir grup tarafından saldırıya uğradı. Tam ekran verelim. Restoranın önünde kendini korumaya çalışan Tutulkan'ın elindeki çubuğu alan saldırganlar Tutulkan'ın başına defalarca vurdu. Kavgada yaralanan Tutulkan ve arkadaşları daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Mehmet Tutulkan'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde yapıldı. 5 gündür yoğun bakımda olan bir çocuk babası Tutulkan hayatını kaybetti. Mehmet Tutulkan'ın cenazesi bugün Küçükyalı
Kılavuzçayırı Camii'nde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Cenazede Tutulkan'ın annesi Yeter Tutulkan, babası Metin Tutulkan, eşi Arife Tutulkan ve kız kardeşi Duygu Tutulkan gözyaşlarını tutamadı. Tutulkan'ın takım arkadaşları da acılı aileyi yalnız bırakmadı. Olay maç sonu meydana gelmiş. Çocukluk arkadaşı Atilla Daşkiner diyor ki dışarı çıkıyorlar. Oldukları mekandan ondan sonra iki taraftan birden 15-20 kişi tarafından saldırıya uğradı. Demir sopalarla falan linç edilmiş demir sopalarla. Olayda sadece sevinme olayı maç sonucu. Saldıranlar da zaten Galatasaray taraftarları. Üstelik adamları tanımıyorlar. Tanısalar herhangi bir şey yaparlar. Yanındaki çocuk diyor mekandan çıkınca bize saldırdılar. Niye saldırdılar? Bir tartışmamız yok. Sadece mekandan dışarı çıktık, bir baktık adamlar demir ve sopalarla bize saldırdı, bu kadar. Bütün mesele bu yani aslında diye konuşmuş. O gün kızımın doğum günüydü. Hayatını kaybeden ve bugün toprağa verilen Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan'ın olayın yaşandığı gün küçük kızının doğum günü olduğu ortaya çıkmış. Tutulkan 5 yaşındaki kızına sürpriz doğum günü kutlaması yapmış. Saldırı anı güvenlik kamerasında sevgili seyirciler. Maalesef görüntüler bunlar. Maalesef görüntüler bunlar. Geçen hafta Beşiktaş Galatasaray maçından hemen sonra derbi kavgası ölümle sonuçlanıyor. Hangi şampiyonluk, hangi galibiyet, hangi puan daha önemli? Beşiktaş yöneticilerden birkaç tanesiyle konuştum. Galatasaraylı yöneticileri aradım, cevap vermediler ama Beşiktaş yöneticileri aynen şunu söylüyorlar. 25 yıl şampiyon olmayalım. Bırakın Beşiktaş'ı, Galatasaraylısı, Fenerlisi, Trabzonlusu hiçbir tribünden kimse ölmesin. Biz gerekirse 25 yıl şampiyon falan olmayalım. Hiçbir futbol sever, Beşiktaşlı olsun, Galatasaraylı olsun, Fenerbahçeli olsun, Trabzonlu olsun, hiçbirisinin canı bizim şampiyonluklarımızdan önemli değil. Şu çirkinliğe bakar mısınız? Çocuğu öldürüyorlar. 5 yaşında kızının doğum gününü kutluyor. Aynı gün vefat ediyor. Kafasına demir sopalarla vuruluyor. Allah rahmet eylesin. Yani bu görüntüyü vermek istedik. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu telefon attığımızda şu anda. Şafak Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. Sizler normalde böyle telefona bağlanmazsınız, biliyoruz. Ama çok hassassınız bu konuda. Bunu da çok iyi biliyorum. Neler söyleyeceksiniz? Başınız sağ olsun öncelikli olarak. Tüm Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş camiasının, Beşiktaş tribünlerinin ve sizlerin ailesinin neler söyleyeceksiniz? Öncelikle merhum Mehmet kardeşimizin ailesine başsağlığı diliyorum. Çok büyük bir acı. Allah sabır versin. Allah rahmet eylesin. Reciden rica edeceğim. Şafak Bey'in bu gülen yüzünü değil de başka bir fotoğrafı varsa onu alalım arkadaşlar. Ekranı görmediğim için evet. Şu anda. Buyurun. Çok acı bir şey. Sonucu itibariyle bir can. Yani ne rahmetlinin ailesi, annesi, babası, ne 5 yaşındaki evladı, yarın hiç kimse onlara bunun sebebini açıklayamaz. Yani bu Türkiye'de futbol herhalde şu anda yaşadığımız dönemde oldukça gergin ülke, ekonomik kriz vesaire, bütün dünyada bir sürü sıkıntı. Futbol insanları en mutlu eden mecra. Spor öyle, futbolda onun %95'ini kapsıyor. Çok evet. Türk insanının birçoğu bundan mutlu olmak için izliyor. Biz de bu yöneticiliği, futbolcular da bu oyunu, herkes de bunu insanları mutlu etmek için yapıyor. Ama burada maalesef öyle gerginliğe götürüyoruz ki işi, spor yorumcuları, bu işin mecrası herhalde bundan nemalanıyor mu, rant mı kazanıyor, daha çok reyting mi artıyor, ne oluyor bilmiyorum ama biz nedense bu işi gevşetmek, mutlu tarafını insanlara izletmek yerine sürekli ortalığı geriyoruz. Ben özellikle o yüzden de bağlanmayı istedim. Sağ olun, var olun. Biz öncelikle bir defa şunu söylemek istiyorum. Rahmetli'nin ailesine. Bu konuda bir toplu iğnenin ucu kadar dahili olan kim varsa tespit edilip adaletin önüne çıkması için bütün çabayı göstereceğiz camia olarak. Ben kulübün hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak bunu söyleyeyim, bu sözü vereyim. Bu konuda zaten rahmetlinin babasıyla da görüştüm, ona da söyledim başsağlığı dileklerimle beraber. Bir defa bunu bir söylemek istiyorum. İki, yani biz ne yapıp edip bu gerginlikten çıkmamız lazım. Sonuçta bizim taraftarımız bugün rahmetli oldu. Ama Galatasaray taraftar rahmetli olmuş olsaydı ve saldıranlar Beşiktaş taraftarı olsaydı aynı şeyi söylerdim.
değişen bir şey yok. Yani burada suçlu Galatasaray camiası, Beşiktaş camiası değil. Bir defa olayı bu noktaya götürmememiz lazım. Tabii ki. Sağduyulu olmamız lazım. Fakat işte o şeyden beri izliyorum yani. Ben bugün duydum. Bir defa niye biz bunu bu kadar geçirdik onu da bilmiyorum. Bir hafta önceki bir hadise. Bugüne kadar hiç duymadık, bilmiyorduk ama neyse bugün duyduk. Ve ondan sonra izliyorum, takip ediyorum. Konu Galatasaray, Beşiktaş taraftarları arasında bir gerginliğe doğru gidiyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bu ölen bir can. 5 yaşında bir kızı var. Bir anne babası var. Yani burada temel unsur bu. Bir şey değil, bir taraftar kavgası, iki camianın kavgası gibi yansıyor konu bütün medyaya. Bir tarafta sosyal medyada özellikle böyle çok dönüyor. Bunun kesinlikle önüne geçmemiz lazım. Bir kişinin canı gideceğine belki Beşiktaş ileride şampiyon olmasın, Galatasaray şampiyon olmasın. Yani anlatabiliyor muyum derdim? Yani tabii o kadar ki acı bir şey ki bu. Yani bu herhangi bir şeyle kıyaslanabilecek bir şey değil. O 5 yaşındaki kız çocuğu benim evladım da olabilirdi. Allah. Yani bir evladın babasız kalması herhangi bir sportif başarı, puan, şampiyonlukla kıyaslanabilecek bir şey değil. Neyin gerginliği bu? Yani neden bu şekilde yürüyor işler? Bir türlü bunu anlamıyorum ama bunun önüne geçmek, başta biz yöneticilerin, hemen sonra siz spor yorumcularının, televizyonun, medyada olan insanların görevi. Bu konuda sağduyulu davranmamız lazım. Tabii ki caydırıcı olması bakımından da biz bu konuyu sonuna kadar takip edip, dedim ya, toplu iğnenin ucu kadar işin içinde dahil olan kim varsa tespit edip adaletin önüne çıkması lazım. Şafak Bey, 62-22'de galiba şu da var artık, öyle değil mi? Mekanlarda, dışarıda mesela, restoranlarda, gece kulüplerinde, maç izlenilen yerlerde artık taraftarlar, maç izleyicileri tıpkı statlara girer gibi işte ne bileyim kesici alet, bıçak falan vesaire gibi şeyler bulundurmaması gerekiyor. Yeni tasarıda spor müsabakası izlemek üzere taraftarların bir araya geldiği yerler olarak söylüyor. Yani burada taraftarların toplanıp maça gittiği yerleri de dahil ediyor. Beraber maç izlediği yerleri de dahil ediyor. Yeni tasarıda bu böyle. Yeni tasarıda birçok şey var. Yani sporda şiddete yönlendiren yorumcusu, yöneticisi, işte bu şekilde taraftar grupları hepsi 6222'ye dahil edilecek. Bu tabii çok caydırıcı bir şey. Normal şartlarda cebinizde bir çakıyla restoranda oturabilir misiniz? Oturabilirsiniz. Ama cebinizde çakıyla stada girebilir misiniz? Giremezsiniz. Çünkü stada giriş yasak. İşte aynı bu şekilde getirilecek yeni tasarıda. O yüzden bu tasarıyı da çok destekliyoruz. Tabii ki vermediğimiz tarafları var, değiştirilmeyen tarafları var ama bir an evvel bu tasarının da geçip yürürlüğe girmesi gerekiyor. Kesinlikle doğru. Bir hafta herhalde yoğun bakımda falan bir hafta yoğun bakımda kalmış. Şafak Bey cümlesinin arasında söyledi aslında. Neden bugün servis edildi? Bu biz bunu da anlamadık. Yani geçen hafta olan tam olay neresi? Bir hafta sonra neden? Tam belli mi? Maltepe. İstanbul'un orta yerinde böyle bir şey olmuş. Bu kardeşimiz rahmetli bir haftadır neredeyse yoğun bakımda. Biz bugüne kadar bilmiyorduk. Bilsek biz bugün cenazeye kulüp yönetimi olarak giderdik. İşte, konuya yani, çok daha fazla dikkat çekerdik. Ya yani. Şafakçım yani söylüyoruz. Diyoruz ki sakin olalım. Bu demeçlere dikkat edelim. Kulüp başkanları, yöneticiler, ortalığı germeyelim. Ortalığı düzeltelim. Yani daha yumuşak ateşe benzin dökmeyelim. Program başında da söyledim. Benzin dökmeyelim. Yani bunu hem sahanın içindeki kararı verecek olan hakemler de dikkat etmeli, yöneticiler dikkat etmeli. Biz yorumcular dediğin gibi maalesef bakıyorsun abi hiç aynı. Ceza alıyor bir başkan, bir daha konuşuyor. Ceza alıyor, bir daha konuşuyor. Mesela şunu değiştirmeli lazım. Ceza alan başkan mesela stada gitmemeli, yönetici stada gitmemeli. Stat da yasaklanmalı. Birçok şey var Sena. Bu dediklerin hemen tamamı 6222'nin yeni halinde var aslında. Abi ya, ama uygulansın. Yani mesela yani bu kadar değil ki abi. Mesela bu kadar fazla ceza alıyorsan başkanlığın düşsün, yöneticinin düşsün. O da yani var. Yani o da bu var. Olsun bunlar. Yazık yine. Yeni yasada yürürlüğe girecek. Hep bak bunlar benim tekrara düşmek söyledim demek istemiyorum. Sezon başı bunları hep söyledik. Çocuklarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı fazla hırslandırmayalım. Ortalığı germeyelim. Ortalıkta bu gençler ateşli, içi kaynıyor, kanı kaynıyor bu çocuklar var. Fenerbahçe, Galatasaray bilmem ne iddia oynuyorlar, bahis oynuyorlar bunlar. Parayı oradan kaybediyor. Mesela onun da gerginliği ya, var. Onu, adam kadar iddia oynamış, parayı kaybetmiş. Hem aynı takımı tutmuş, o takım tuttuğu takım, kendi takımı. Oradan var ha. Yani böyle bir de gerginlik var, ortalığı geriyorlar.
Ya o kadar bir şey çok günü var ki sen abi. Şimdi son dönemde en büyük iletişim aracı sosyal medya. Aynen. Sosyal medyada birazcık popüler olan kişi daha popülaritesini nasıl arttırıyor? Biraz daha böyle işi kızıştırıcı, bir kutuplaştırıcı paylaşımlar, yorumlar. Hemen birdenbire etkileşim o kadar fazla oluyor ki. Bu işte insanların popülaritesini arttırıyor. Belki bir rant sağlıyor, bir nevalandırma sağlıyor ama öbür tarafta götürüsü böyle şeyler oluyor işte. Bu çok kötü yani. Sonuç itibariyle bu futbolu neden oynuyor insanlar? Yani şunu düzeltmemiz lazım. Bu gördüğümüz şey ölüyor, öldürtüyor, her şey yapıyor bu telefon, bu sosyal medya. En tehlikeli şey. Evet. Bu Twitter mıdır nedir bu Twitter? Bu Instagram falan veya bilmem ne. Bunlara TC'siz, TC nasıl normal senin telefonun adına var? TC'siz, kimliksiz girmemeli lazım. %100 katılıyor. Bu ne abi ya? Açıyorsun bebeler. Sonra avukatlarımız var. Biz bilmiyoruz bile. Çoğuna dava açılıyor. Bilmiyoruz. Açıyorlar yani. Sonra geliyorlar. Bize diyorlar ki ya bize dava açılıyor. Ne demiş? Küfür etmesin kardeşim. Ederse korkmuyor çünkü. Nasılsa bana ulaşamazlar. Nasılsa beni bulamazlar. Yok abi. Yavaş yavaş bu da gelecek. Bunu düzeltmemiz lazım. Konunun uzağına gitmeden çok küçücük bir örnek vereceğim. Yani yaşadığım bir örnek de söyleyeyim. İsim de vermeyeyim. Bir tane polis meslek okulunda okuyan bir kardeşimiz aradı. Daha 18 yaşında. 15 yaşındayken bir tweet atmış. 3 sene evvel. Tweet'te de hakaret içeriyor. Hakaret içeriyor. Biz de görmüşüz. Savcılar soruşturmasında bulunmuşuz. Şimdi okulu bitiyor. Polis olacak. Buyur. Bu soruşturma önüne çıkmış. Şimdi aradı annesi. Aradı babası. Bizim bir derneğe ulaşmışlar. Oradan bize ulaştılar. Bana ulaştılar. Annesi aradı babası aradı. Çünkü önünde engel. Bir ufacık soruşturma olsa polis olamayacak. Yani vicdanımız el vermedi. Biz şikayetten vazgeçtik ama bu bir örnek olsun. Yani bu 3 sene sonra da olsa, 5 sene sonra da olsa o tweet'i atanın önüne denk gidiyor. Ve ne yapacağınız belli değil. 2 sene sonra nerede neye talip olacağınız da belli değil. Bu bir cehalet ilerliyor. Dediğine çok katılıyorum. Bu aynen kimlik kartıyla herkesin bir tane hesabı olsun. Bedelinde herkes ödeyeceğini bilsin. Aynen öyle. Şu anda bilmediği için herkes atıyor, tutuyor. Yani sahtekar ne hırsızlığımız kalıyor, ne şerefsizliğimiz kalıyor. Öbür tarafta bize hakaret edince diğer takım taraftarları, bizim taraftarlarımız da onlara hakaret ediyor. Bu bir iş gerginleşiyor. Ya bu da burada örgütlenmeler oluyor. Zaten bu sosyal medyada bu gençlerimizle aynı şekilde bu taraftarlarımızla işte yapıyor işte biz de yaşıyoruz. Biz de avukat işte Esenur bizim ya söyleyemiyor bile ya. Kız biz bir kız diyor. Ettiği kızın ettiği küfürü söyleyemiyor. Evet. Utanıyor yani. Kadın utanıyor söylemeye avukat. Böyle bir şey olabilir mi? O kadar ağır ki yani sonuçta herkesin çoluğu çocuğu var. Bu iş güzel. Şimdi bunu öğrendim ben. Küçük Yalda'ymış bu. Restoran adını da verdiler tabii söylenmez. Küçük Yalda bir restoranda önünde oluyor bu kavga. Yazık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyelim. Hiç fark etmez hangi taraftar olmasın. Bu da bir evlat. Bu da baba, koca. Yani ne olursa olsun ya. Burada ben bir şey söyleyeceğim. Burada Galatasaray yönetimi de bizimle aynı fikirde. Onlar da herkes aynıdır zaten. Biz de dahil olalım diyorlar. Yani burada kimin ne kadar kabahati varsa. Aynen öyle. Vuran, herkes olaya aynı. Karışan, karıştıran, işte ne diyeyim azmettiren. Hepsini bulup ortaya çıkartıp bunu son olması için bir milat yapalım. Bu da bir örnek yapalım. Bir milat yapalım. İşte bunu da Kulüpler Birliği'nde konuşacaklar. Kulüp başkanları. Mutlaka konuşacaklar. Kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler. İşte yok futbolcu ona saldırdı. Önce futbolcuları. Önce bu yabancı futbolcuları. Kimsiniz lan siz? Tokat atıyorsunuz birbirinize. Kimsin sen? Fenerbahçe'nin o Jason mu ne o? Tanki şeyim parkta gel. Parkta kavga etmez zaten. Çünkü orada ayırmazlar. İki birebir ne seçecek parkta? O da onu vuracak diye. Tokat atıyorsun. Vereceksin ağır cezayı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şafak Bey bu konuda çok hassas olduğunuzu biliyorum. Sadece Beşiktaş değil tüm kulüplere sürekli böyle çağrılarda bulunmuşsunuz. Başı sağ olsun. Birleştirici teşekkür ederim. Sözlerinizden dolayı her zaman bu şekilde duruşunuzdan dolayı size ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Bu konu hakkında ve diğer başka bir konuda hakkında hiç soru sormuyorum. Normalde biliyorsunuz yakaladım mı sürekli soru sorarım ama bu konuda hepimizin acısı çok büyük. Sizi de rahatsız etmek istemiyorum. Kıymetli vaktinizi ayırdınız bizlere. Sizin nezdinizde tüm Beşiktaş camiasının başı sağ olsun. Hepinizin başı sağ olsun. Bütün futbol camiasının Tüm futbol camiasının çok çok teşekkür ediyorum.
Tekrar Allah sizlere sabırlar versin. İnşallah son olur bu. Sivas tribünlerinde de bugün yaşanan acı olaydan dolayı Sivas camiasının da başı sağ olsun, başımız sağ olsun. Sevgili kardeşim, hakemler de adil karar verecekler. Bak, hakemler de adil karar verecekler. Hakemler de bu kavgaların bir parçası. Sinan abicim, acil reklam. Onlar adaletli olmalı. Bugün sen gördün, vereceğim penaltıyı arkadaş. Aynen öyle. Tamam, gidelim reklama. Reklamdan sonra yine söyleriz. Ama Galatasaray'ı ufak ufak yiyorlar hakemler. Ben sana söylüyorum bak bu akşam. Sevgili seyirciler, bir kere şunu söyleyelim. Biraz önce Beşiktaş yönetim bağlandı Sayın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. Aynı zamanda şunu da belirtiyor. Beşiktaş yönetimi bu hafta Acılı ailenin evine gidecekmiş. Onu da belirtelim. Başsağlığı, taziyeye gidecekler. Çok efendi bir çocukmuş biliyor musun rahmetli? Çok. Evet. Bak çok efendim, bana mesajlar geliyor. Sinan abi hiç kavga edecek bir çocuk falan değil. Bugün de cenazesi falan da çok kalabalıkmış. Hiç de öyle bir kavga edecek bir çocuk da falan değilmiş. Nasıl? Sinan abi, senden bir ricada bulunabilir miyim? Heh, tam da verdi şimdi Onur. Telefonlar kilitlenmiş. Muhabir arkadaşlar, bizim muhabir arkadaşlarımızı arıyorlar. Ne için? Ne olur şunu söyle. Yayının başında Sinan abi dedi ki, Ertem, Sayın çok... Yıldırım Demirören, Türkiye Ciddi. Futbol Federasyonu Başkanı. Ciddi. Yıldırım Demirören sorsunlar. Sayın Yıldırım Demirören, geçtiğimiz hafta abi, bir gazeteler... direktörle görüşmüş. Kim? Ne olur söyle. Bütün gazeteler abi. Yıldırım Demirören. Bak arayan, şu an yazan bir sürü gazete muhabirler, var. Muhabirler de Yıldırım Demirören gazetesinin muhabirleri. Sorsunlar patronlarına. O söylesin, ben ne söyleyeyim. Ben hafta içinde off the record, yani gözüyle gören bir arkadaşım söyledi kim diye. Kim ama? Gidebilir ayrıca da. Normal. Ama bundan sonra demek ki bir B planı düşüncesi var Lüçescu ile ilgili. Türk. Kim var boşta? Boşta değil ya. Hadi Ertem. Bir dakika, boşta da değil. Boşta değil. Boşta olsa söylerim zaten. Boşta değil. Peki 3 tane isim verebilir miyim? Lüçescu'dan olan isim 3 isim verebilir miyim? Ver. 1 Mustafa Denizli. Evet. 2 Şenol Güneş. Evet. 3 Aykut Kocaman. Başka? Say daha say. Daha say. Boşta değil. Boşta değil. Neyse, dönelim bu Allah akşama. Allah. Kim? Onur söyle, başka kim şu anda dönelim mevcut? Dönelim bu akşama. Dönmeyelim bir saniye, dönmeyelim. Kemal Özdeş. Mustafa Çevik de görüştü. Hadi. Ertem. Abdullah Avcı. Ertemciğim. Abdullah işimize Avcı. Bakalım. İşimize bakalım. Ama işimiz bu şu anda. Bekleyelim biraz. Abdullah Avcı olabilir değil, mi? Değil. Tamam, say, siz de yazın çok, lütfen tahmin. Çok isim say. Şimdi tahminleri saysınlar. Skoru etiketiyle bize yazın. Voleciler yazsınlar. Voleciler tribün sayfasına yazın. Twitter'cılar Beyaz Futbol sayfasına yazın. Instagram'cılar Sinan abinin Instagram fotoğrafının altına yazın. Peki DM'de atın. Yorumun altına da atın, yazın. Benim Instagram'ıma da atabilirsiniz. Yorumun altına en da atın. En başta voleye yazın. Twitter'a yazın. Instagram'a yazın. Facebook'uma yazın. Ertem Şener, Sinan Engin yazın. Şimdi Galatasaray'ı televizyonda yeni açanlar. Gece evet, Galatasaray'ı bir özetleyelim. Ersun Yanal birazdan bugün, son dakika. Verelim Ersun Yanal'ı. Galatasaray'ın bugün bir tane penaltısı verilmemiştir. Dakika 88-90 verilmemiştir. Sinan abi bir saniye bir bana şey soracağım. Bana göre net penaltıdır. Şunu söyleyeceğim. Sinan abi, Twitter'da her yere bütün ajanslara düşen buyur. Sinan Engin. İki tane Sinan Engin'in sözünü manşet yapmış bütün ajanslar. Bir, Sinan Engin 2 nokta üst üste. Daha vardı. Manşetlik geliyor. Hayır, benim önümde daha olanı söylüyorum. Daha manşet geliyor da. Sinan Engin, Galatasaray TV'ye çevirdiniz diyorlar. Sinan abi şu an Galatasaraylı olduk. Ha, ne oldu? Beşiktaş TV'ydik. Beşiktaş'ın beysi geçmedi. Ha? Öyle diyordunuz. Galatasaray TV izliyorum sandım. Korkmayın bu kadar, Beşiktaşlılar diyorlar. Ya bırakın Allah aşkına çocuklar. Sinan Engin, yok güzel yazsınlar. Sinan Engin, seviyoruz sizleri. Lines'in pozisyonunda penaltı vermeyen hakemi mahkemeye veririm. Net penaltı. Bir, Galatasaraylı avukat gitsin dava açsın. İki, Sinan Engin. Hakemler bu akşam Galatasaray'ı yediler. Hem de ne yeme. 2 puanlı. Net penaltısını vermediler. Görünen bu devam edecek. Ertemciğim, niye VAR'a gitmiyorsun ya? Ben şaibeli bir pozisyon var. Görevli değilim şimdi VAR'a. Diyormuşum. Hayır, gitsene VAR'a ya. Abi bak, ben sana söylüyorum. Geçen hafta bir şey söyledim diyorum. Bu hakemlerin başı kim? Kim bu hakemlerin başı? Yusuf Namoğlu. Değil. Bu hakemlerin başı Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır... Bu iki hakeme verilen cezadan çok rahatsız olmuş. O zaman bugünkü Ali Palabı'yı da el çektirsinler Ertem. Olmaz. Ben ne söylediysem her söylediklerimin arkasındayım. Bir hakem hata yaptı diye el çektirildi falan diye hakem küçük duruma düşmez. Düşürülmez hakemciğim, Ertemciğim, hakemler küçük duruma düşürülmez. Hakemler hatalar yapıyorlar ama bunlar hakemler de arkadaş birbirleriyle. Doğru. Ben sana söylüyorum ama inşallah bundan sonra devam etmez. İnşallah bundan sonra Galatasaray'da ufak ufak böyle
yemeye çalışmazlar, yemezler. Bak bu kadar net söylüyorum. Bak Galatasaray-Fenerbahçe maçında bir şey yok. Fırat Aydınus temiz. Beşiktaş-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır varı müthiş kullandı, temiz. Ama bugün Ali Palabıyık'ın gitmemesi, daha önce Hüseyin Göçek'in gitmemesi kafamı karıştırıyor. Onun için bu kavgaya son verelim sevgili Mustafa Cengiz. Fatih Terim, camianın liderisin, taraftarın liderisin. Taraftar şu an senin ağzına bakıyor. Daha sakin olalım, futbola dönelim. Yılmaz Vural mı diyorlar? Mustafa Çevik cevap attı, mesaj atmış. Mustafa Çevik'e Mustafa selamlar. Mustafa ben miyim? Mustafa yok. Mustafa'cığım selamlar. Mustafa ben Çevik'e gitmedim abi, ben Karabük'teydim. Mustafa'cığım öpüyorum gözlerinden. Mustafa Çevik selamlar kardeşime. Ertem'cim özetledik Galatasaray'ı. Özetledik. Evet. Sinan abicim. Rize'nin şimdi golünü söylüyor Caner Karaaslan. Kimin? Mesaj atmayayım. Rize'nin golü de hakem şey verdiği karar doğrudur. Umar obstrüksiyon yapmıştır, futbolda bir deyimle engelleme yapmıştır. Hareket alanını kısıtlamıştır. İsteyen hakemler gol diyebilir, bilmem ne diyebilir. Hayır, Mustera'nın oynamasını engellemiştir. Hı. Hareket etmesini engellemiştir. Dedik. Ve hakemin kararı burada doğrudur. Ersun Yanal. Evet. Bir klibimiz var. Ersun Yanal'ın klibiyle girelim. Yavaş yavaş gemi sanki limana yanaşıyor gibi geliyor bana. Ersun Hoca'nın gemisi limana yanaşıyor. Kadıköy vapuru dümende Ersun Kaptan var gibi geliyor, bilmiyorum. O sıcak sularda neler yaşanıyor şu anda. Sinan Engin çok net açıklamalar yapacak Ali birazdan. Koça. Birazdan sevgili çok Ali net Koça. Sevgili Sinan abi çok ve net Fenerbahçe açıklamalar yapacak. Yönetimine. Müziği sevgili değişelim. Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimine böyle bir dakikalık falan bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra ha önümüzdeki hafta sana söyleyeyim mi? Söylesin muhtemelen de önümüzdeki hafta Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal'dır. Oo. Muhtemelen. Gelsin klip, devam edeceğiz bunun üzerine. Bir parmak bal sürdü ağzımıza. Ersun Yanal Türk futboluna gereken bir teknik adam. Son derece özel bir teknik direktör. Çok iyi. Okan Koç selam istedi. Bir selam. Okan'ım canım benim ya. Okan bir tanesi. Yıldız sen. Okan muhteşem Koç. Bir yorum. Muhteşem aferin yorumlar. Okan Koç. Beğenerek izliyorum. Okan'cığım harika yorumlar. Tarafsız. Ne görüyorsan aferin onu söylüyorsun. Oğluma. Okan Koç sahadaki adamlığını yorumculuğuna aferin da yansıttın. Helal aferin olsun sana. Oğluma. Türk televizyonları iyi bir yorumcu kazandı. Bravo Okan Koç. Sevgili seyirciler. Yanalım, yanalım, yanalım diyor Fenerbahçe taraftarı. Yanal'a bir soru hakkınız olsa ne sorardınız diye ben Twitter'dan sordum. Bir Onurlu diye bir kardeşimiz demiş ki ilk hangi topçuyu kovarsın hocam? Toplu mu tek tek mi diye demiş. Sizin böyle bir hakkınız olsa ne sorardınız? Yazsınlar abi. Vole'de bir anket. Yazsınlar Ertem. Hayır, vole ayrı. Bir de beyaz futbol. Beyaz futbol skoru etiketiyle de İstiyorum diye yazsınlar. İstiyorum veya istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Şimdi Devrim Zengi bugün Kuşadası'ndaydı. Bir görelim. O panelden görüntüyü bir izleyelim. Sonrasında Devrim Zengi Ersun Hoca'nın yanına gitti. İşte merakla beklediğiniz o görüntüler ekrana gelsin. Devrim Zengi sordu. Devrim sormasaydı hiç kimse bu soruyu sormayacaktı. Çok enteresan. Sonrasında da dönelim. Haydi bakalım. Siz bir tweet atmıştınız. Dördüncü yıldızı hep beraber takacağız. Taraftarın aklı hali orada ama işler çok iyi gitmiyor hocam. Şu anda Fenerbahçe'nin durumu çok iyi değil. Ersun Yanal. Fenerbahçe yönetiminden herhangi kimseyle görüştü mü, bir teklif aldı mı? Şu anda öyle bir teklif gelirse ne düşünür? Şimdi şöyle. Fenerbahçe taraftarının ayaklanması, imza kampanyası başlatmasını nasıl değerlendiriyorsun? Evet, Fenerbahçe ile bir görüşme yaptım. Evet. Fenerbahçe söz konusuysa bütün diğer ayrıntılar teferruattır. Tamam. Söz konusu Fenerbahçe. O yüzden bu teferruatlar halledilmeyecek meseleler değildir. Herkesin kendine göre bir takvimi var. Herkesin kendine göre olan takvimlerine de biz saygı duymak zorundayız. Bunun bir başka türlü baskı unsuru yaratılmasından karşıyım. O yüzden Fenerbahçe'yi konuştuk. Ne konuştum diye soracaksın. Fenerbahçe'yi konuştuk. Başka ne konuşacağız? Fenerbahçe'nin konuşulduğu yerde de diğer her şey teferruat ve ayrıntıdır. Bilmiyorum. Süre olarak gerçekten bir zaman veremem. Çünkü böyle bir sürede konuşulmadı. Sadece fikir alışverişinde bulundum. Fenerbahçe konuşuldu. Fenerbahçe'nin konuşulduğu yerde ne konuşulursa konuşsun her şey teferruat. Ben çok net söyleyeyim. Kimsenin özgür iradesi
ve yaptığı özgür davranışı benim bağlayabileceğim bir şey değil. Aynı şekilde her yönetimin de kendi özgür iradesi kendisini bağladığı için benim de kendi özgür iradem kendime bağlı. Biz özgür iradelere eleştirirken de överken de saygı duymak zorundayız. Bu büyüklüğe de saygı duymak zorundayız. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle alalım. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. İzin verdiğiniz, açıkladınız. Teşekkür ederim. Fenerbahçe taraftarına birkaç cümle buradan bir şey. Bu kadar o güzel. Her şey yerinde kalsın. Tamam. Öyle mi diyorsunuz? Her şey yerinde ağır. O zaman en kısa zamanda görüşmek üzere hocam inşallah. Fenerbahçe taraftarına birkaç cümle buradan bir şey. Bu kadar o güzel. Her şey yerinde kalsın. Tamam. Öyle mi diyorsunuz? Her şey yerinde ağır. O zaman en kısa zamanda görüşmek üzere hocam inşallah. DSF olarak ekrana getireceğiz tekrar sevgili seyirciler. Çok ilginç. Yani bu gemi sanki limana yanaşıyor Sinan abicim. Öteki görüntü, devrimli olan görüntü. Devrimli olan görüntü geliyor ekrana. Devrim, o gelecek şimdi. Devrimin emeğine şey yapmayalım. Harika da güzel. Devrimi de tebrik ediyoruz. Devrim orada zengi. Kalsın devrimciğim görünsün. Ersun Hoca ile. Şimdi Ertemciğim. Evet, siz bir tweet atmışsınız diyor. Dördüncü yıldızda. Görüşmüş. O de göreceğiz. Görüşülmüş. Görüşüldüğü için ve ne görüşüldüğünü de detayını çok anlatmamıza gerek yok. Var bir şeyler. Sadece Fenerbahçe'nin durumu şu an nerede? Dipte. Dipte. Dibe vurmuş. Ve yarıdaki bunun dibi var mı? Yani. Olmaz. Bunun dibi olmaz. Yarın Akhisar'a Fenerbahçe kaybederse Salı Çarşamba Fenerbahçe Ersun Yanal'ı açıklar. Of. Büyük ihtimalle açıklar diye düşünüyorum. Yanılma payı, anlaşmama payı %10'dur. Yani tahminim görüşülmüş. Ne görüşte bunlar? Hayat hikayesini anlatmadılar. Bir takım şeyler sordular, ettiler falandı filandı. Detaylarını bilmem. Görüşülmüş. Ama aldığım bilgi şu an bir kulübün, bir futbol takımının en büyük müşterisi, sahibi kimdir? Taraftardır. Twitter'ı geçelim. Taraftar Ersun Yanal'ı istiyor mu? İstiyor. Yapacak bir şey yok. İstiyor. Evet. O zaman... Ve senin durumun çok kötüyse diyoruz ki işte denize düştün, yılana, Yanal'a sarılıyorsun. Vay. Denize düştün, Yanal'a sarılıyorsun. Denize düştün, yılana. Çok. Derler ya, sen Yanal'a sarılıyorsun. Fenerbahçe yönetimi. Peki Fenerbahçe yönetimi? Bu sizi kurtaracak olan camianızın, taraftarınızın çok istediği adamı niye rencide ediyorsunuz? Ertem, niye rencide ediyorlar? Neden? Sevgili Ali Koç. Ama öyle, ama böyle uzun yıllar Türk futbolunda olacaksın. Fenerbahçe'ye büyük maddi olarak desteğin var. Müthiş. Türk futboluna önemli katkıların olacağına da inanıyoruz. Ama ve lakin hoca yapacağınız bir teknik direktörü 6 aylık teklif edilir mi? O 6 aylık teklif ettiğiniz veya 5 aylık sezon sonunda, özür dilerim, 6 aylık teklif sezon doğru sonunda mu? Doğru. Doğru, kesin doğru. Net. 6 aylık teklif net doğru. Net doğru. Net doğru. Bunu bir kere bilelim. Ben Ersun Yanal'la yazalım. 16 sezon olarak yazalım. Aylardır da falan Ersun Yanal'ı falan da görmüyorum. Hiç de konuşmadım. Hiç de konuşmadım. Ama çok yıllar, aylar evvelte dedim ki Ersun Yanal'a haber yolladı Fenerbahçe yönetimi. Hatırladınız mı? Bizim Caner söyledi. Hatırladınız mı? Bekle diye. Hatırlayın, bu televizyonlarda hı-hı söyledim. Vardır arşivlerde. Ersun Yanal'a bekle diye. Şimdi sevgili başkan. Medet umduğunuz, kurtarıcı gözüyle baktığınız ve taraftarınızın çok istediği bir adamı nasıl onur edeceksiniz? Yani 6 aylık, 5 aylık dediğin zaman ne bu teknik futbolcular, bu teknik direktörü takar? Sadece şunu yapmak için bir sebep var. Taraftarımız istedi, 5 aylık getiriyoruz ama Ersun Yanal kabul etmedi istiyorsunuz. Değil mi? Mesela birinci seçenek, Ersun Yanal kabul etmedi, biz getirelim dedik. Hayır. 1,5 senelik teklif edin. Zaten başarısız olursa Ersun Yanal'ı kendiliğinden taraf tribünler yollar zaten.
merak etmeyin. Tribünle gelen tribünle gider. Tribün zaten yollar. Birazdan kendi fikrimi de söyleyeceğim. Tribün zaten yollar. Siz 1,5 sene yapın ki onure edin, güçlendirin. Belki önümüzdeki sezonunda programını ona göre yapar. Elindeki lazım olacak o oyuncu, önümüz sezon devam edecek oyuncular falan filan planlamayı da yapar size. Çünkü 5 aylık getirmek demek teknik direktörü bir art niyet vardır veya teklif etmek. Şimdi şunu söylüyorum ben. Diyelim ki sevgili başkan ve Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal geldi. Başarılı oldu. Bundan daha iyi olacağını kesin. Bundan daha başarılı olacağı %100 eminim. Bakın %100 eminim. Bundan, çünkü Türkiye'yi tanıyor. Türk futbolcusunu tanıyor, futbolcuları tanıyor. Allah var, antrenörü de iyi. İyi oyuncular da varsa iyi antrenör olur. İyi oyuncular da varsa iyi. Fenerbahçe'nin kadrosu bu duruma düşecek kötü değil. Değil. Böyle kötü değil. Bakın böyle kötü değil. Forması 5. olur ya, 4. olur. Neyse. En kötü. Diyelim ki Ersun Yanal çok başarılı oldu. Taraftar Ersun diye çıldırıyor, bayılıyor Ersun'a, helal olsun Ersun diye. Siz de dediniz ki Ersun'a gel masaya oturalım. 5 aylık yaptınız ya. Ersun Yanal kabul etmezse ne olacak? Beni 5 aylık getirdiniz derse hoca mı arayacaksınız tekrar? Komolli gibi bir skandal mı olacak tekrar? Veya o ne, o koku gibi he? Bu mu olacak? Sevgili başkan, biz zengin değiliz. Biz garibanlıktan futbolcu olduk. Oradan asbel kadar futbolcu yorumcu yapıyoruz. Siz büyük bir, Türkiye'nin en büyük, en zengin ailesinin oğlusunuz. Kulüp başkanısınız. Helal olsun. Daha çok versin. Ama kulüp başkanlığı farklı bir şeydir. Yöneticilik farklı bir şeydir. Teknik direktörle konuşmak ayrı bir şeydir. Teknik direktör anlaşması farklı bir şeydir. Önce sen antrenörünü bir güçlendir, kuvvetlendir antrenörü. Al hoca da anahtarları da. Biz bunları aynı şeyi Fatih Terim için de söyledik, biliyorsun değil mi? Burada uzun çocuk neydi o antrenör, Karabük'tü? Karabük'ü çalıştıran hoca neydi? Tudor. Tudor. Tudor dedik uzun böyle çocuk. Böyle. Uzun çocuk. Uzun çocuk, evet Tudor. Bu Tudor'u dedik yollayın Fatih Terim, Fatih Terim dedik. Şimdi ne yapıyorsun? Ersun Yanal'ın faydalarını anlatayım. 5 aylık geldi. Takımı çok iyi yaptı. Bir, kabul etmedi. Önüm sezonu imzalayalım dedi. Ay bana 5 aylık istediniz. Ben başka planlarım var dedi. Mil takıma gideceğim dedi veya. Mesela. Benden size tavsiye, 1,5 senelik programını yapsın. 1,5 senelik gelin, bir, taraftarın gazını alın önce. Tamam size dönmez ama, dönmüşsün de istemiyoruz ama sosyal medyalarda orada burada Ali Koç işte tenkitler oluyor, Ali Koç, Ali Koç şöyle falan. Bunları bile istemiyoruz biz. Yani şu ortamda kulübe para veren bir adam bulunmuş. Kredilere imza atan bir adam bulunmuş. Gitmesini istemez futbol. Bu futboldan böyle bir insanın gitmesini, üzülmesini istemeyiz. Onun için taraftarı bir rahatlatın. Taraftarın isteğine bir kulak verin ve Ersun Yanal'la anlaşın. Görüşmüşsünüz. Ha 1,5 sene, ha 5 ay. Zaten başarısız olursa bu taraftarın yolları merak etmeyin, başarısız olmaz. Sevgili başkan, benden size bir dostça, arkadaşça bir nasihat. Ersun Yanal'ı anahtarları verin. Buyur. Kötüyse zaten kötü olmaz. Bak inan diyorum, olmaz. 2 tane devre arası takviye yapar, bilmem ne yapar. Bundan daha iyi olur Fenerbahçe takımı. Al, ligin halini görüyorsunuz. Ligin halini görüyorsunuz. Ersun Yanal'ı Fenerbahçe ligin ne duruma düşecek olan Trabzon dediniz. Bugün şampiyonluk adaylarından bir tanesi Trabzon bugün. Bakın Trabzon 25 puan yaptı. Evet. Helal olsun. Bu 3 puanlık sistemde. Helal olsun Trabzon. Helal olsun. Bravo. Teknolojiye arkasında durun dedik. Bak buyurun. Yapın dedik. Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Ersun Yanal takımın başına geldi diyelim salı günü. Fenerbahçe açıkladı. Bak Ersun Yanal'ın gelme ihtimali %100 görüyorum Akhisar'a kaybederse. Akhisar'a kaybetmezse abi nefes derler. Hani diyor ya sevgili Ali Koç. İşte bir facia olursa diyor. İlle bir facia olsun bekleniyor. Biz de diyoruz ki faciayı beklemeden kokuyu yolla dedik o zamanlar. Bir facia oldu. İzmir'de ailesiyle olan görüntü evet, bu. Oradan yolladı. Ersun Hoca'nın. Biz de diyoruz ki Ertem'cim, Akhisar'ı yensen de sen getir hocayı. Getir. 5 ay değil ama. 5 ay onur kırıcıdır. Şimdi Mustafa abinin bir oyu vardır, Mustafa Denizli'nin.
gelirse böyle bir senelik anlaşır. Bravo. Mustafa abi. Ama bu sezon başı değil bu. Sezonun ortasında büyük risk alıyor. Bakın. Büyük risk alıyor. Doğru. Ersun Yanal antrenörlük kariyerini, her şeyini içe sayıyor. Büyük risk alıyor. Sinan abi. Murat Özkaya'ya bak. Galatasaraylı Murat Özkaya ne diyor? Bak, hasta Galatasaraylı. Fanatik. Abi Ersun Yanal gitti, Trabzon toparlandı. Getir Fener'in başına, getir diyor Sinan abi diyor. Fener kötü olsa olur diyor. Murat Özkaya bundan iyi olur. Ersun Yanal Galatasaray'ı, sevgili Muratçım, bundan iyi yapar. Ersun Yanal Fenerbahçe'ye gelirse ne değişir? Lütfen Beyaz Futbol Skoru etiketinin altına yazın Twitter'da. Vole'de tribün sayfasında yazın. Fenerbahçe'de ne değişir? Şunu... Bir de Ersun Yanal Fenerbahçe'ye gelirse Vole'de bir anket rica edeceğim sevgili Buğra'dan. Fenerbahçe ligi kaçıncı sırada bitirir? Avrupa'ya gider. İlk 5'te tamamlar. Ya da ne bileyim Buğra, sen kafana göre yaparsın Vole'de. Anlatabildim mi demin söylediğimi? 5 aylık teklifle 1,5 senelik teklifin arasındaki farkı. Evet. 5 aylık teklif ettiğiniz adamdan hiçbir şu an hayat öpücüğü bekliyorsunuz. Hayat öpücüğü beklediğin adama 5 aylık teklif yapılmaz Ertem. Tamam mı güzel kardeşim? Tamam. Hayat öpücüğü beklediğin adamdan onuru edeceksin. 1,5 sene, 2 sene neyse al hocağın atarlar diyeceksin. Zaten başarısı olursa zaten bu adamı yollar bu tribüne, merak etme. Bu tribünler işi çok iyi biliyor. Tabii tabii. Bir bildiği var. Taraftar haklı. Ersun Yanal diyorsa bu tribünler bir bildiği. Abi yok, yabancı risk. Bak şimdi getirdik bir yabancı. Mümkün değil. Baba bir yabancı getirdin değil mi? Kimse maça gitmez. Bak Ersun Yanal büyük risk alıyor diyorum sana. Evet. Büyük risk bu kadar. Mourinho gelse ne değişir? Abi Mourinho ne derken nereye geldik ya biz? Ne oluyor oğlum der. Mourinho mu gelse Fenerbahçe'nin İlk 3'e girme ihtimali daha yüksek, Ersun Yanal mı gelse? Ertemciğim, ligin Mourinho sonunda değil. Sevmezsin böyle soruları. Mourinho ile alakalı değil. Mourinho Türk futbolunu tanıyana kadar, nereden nereye geçecek de karşıda karşıya geçene kadar Çakar arıyor yine, görüntülü arıyor ya. Bu Çakar ya. Niye arıyor şimdi? Şimdi Çakar arayana kadar Ahmet Hoca, niye bir arıyor? Özel haberimiz var. Ersun Yanal, isim vermeyeceğim. Çok net, isterseniz Ersun Hoca'ya telefon açıp sorabilirsiniz. Buyurun. Ver bir göstereyim şunu. Ver, göstersene bir. Buyurun. Hoca yatakta şu anda. Ahmet Çakar yatakta şu anda. Görüntülü arıyorsun. Görüntülü arıyor Ahmet Çakar yatakta. Yaklaş kamera, yaklaş. Zoom yap Ahmet hocam. Çakar'a. Beğeniyor musun programı? Güzel mi? Sinan abi mikrofona doğru tutsana. Güzel mi? Hocam. Çok beğenerek izliyorum. Peki sana bir hocam, pozisyon penaltı mı? Hangisi? Martin Linnes'in pozisyonu. Penaltı. En azından var demek. Vara git. Git bak bir daha. Ben olsam, var hakem olsam, git bak bir daha derdim. Ve orta hakem olsam penaltı verdim ama kesinlikle Umar Aminu'nun kaleci Muştere yaptığı hareket faul değil. O yanlış biliyor. Orada katılmıyorum hocam. Obstrüksiyon mu hocam? Hareket etkiliyor. Orada tartışırız yarın akşam. Tartışırız hocam onu. Yarın tartışırız. Şimdi Ersun Hoca'nın yarın tartış, öpüyorum seni. Hocam dikkat et kendine. Ersun Yanal geliyor Fener'e. Hangi Ersun Yanal? Hocam iyi geceler hocam. Hadi. Hocam iyi geceler. Geliyor evet, geliyor hocam. Ya geliyor. Hocam deminden beri seyrediyorsun geliyor mu diyor ya. Allah aşkına sürekli yine hocam var ya. Yine geliyor mu falan böyle. Hocam şu an ne yapıyorsun? Hadi sen öptüm. Yataktasın hocam. Hoca ne yapıyor yatakta, hiç aşağıyı göstermiyor Sinan abi. Hadi öptüm hocam. Keşke şöyle bir yorganını falan görseydik battaniyesini. Elektrikli battaniyenin altında yatıyor. Şimdi Ersun Yanal, isterseniz Ersun Hoca'ya telefonunu biliyorsunuzdur. Gerek Türkcell hattına gerek Vodafone hattına arayın, sorun. İnanmayanlar varsa ama net birinci ağızdan. Ersun Hoca ile ilgili iki tane grafiğimiz var. Birinci grafik gelsin. Bunlar aynen Ersun Hoca'nın ağzından çıkan sözler. Çok güvendiğimiz, çok özel bir isimden gelen. Diyor ki, taraftarların beni bu kadar istiyor olması gurur verici, mutlu edici. Taraftarlar beni, kendimi Fenerbahçe'ye ait hissettiriyor. Bu birinci sayfa. İkinci sayfa. Fenerbahçe'ye sırf gelmiş olmak için gelemem. Sinan abinin dediği gibi. Benim de kendi düşüncelerim var. Yani 6 aylık tekliften dolayı söylüyorum. Komolli'yle ilgili bir sıkıntı var. Komolli'nin altında çalışamam. Ondan bir sıkıntısı var. Transferleri ben yapar, ben oynatırım diyor Ersun Hoca. Abi anahtarları vereceksin. Net 2 haber bu. Komolli geldi, denedi. Komolli ne yapar biliyor musun Ertemciğim? Ersun Yanal'a geldikten sonra.
nasıl futbolcuları satabiliriz bu aldıklarını? Ertem. Evet. Nasıl satabiliriz? Avrupa pazarını iyi bildiği için Komolli. Anladın mı? Eskiden de scout olduğu için. Bunları nasıl satarız? Komolli bu işe bakacak. Ama Ersun Yanal kariyerini risk ediyor. Sinan abi, Komolli ne yapar biliyor musun? Hı. Sabiha Gökçen'den bir bilet alır. Paris'e. Yok abi, ben tutarım. Komolli'yi tutarım. Komolli'ye derim ki, bakın çalışma sahan budur. Zaten Ersun Yanal karıştırmaz. Çalışma sahan budur arkadaş. Futbolcuların transferlerini, futbolcuları nasıl satabilirsin? Nasıl para kazanabilirsin? 3'ü aldığını nasıl 3.5'a 4'e satabiliriz zarar etmeden, buna bakarız. İkisi çalışabilir mi? Çalışır. Çünkü niye çalışmasın? Çalışabilir. Herkesin sahası bellidir Ertem'ciğim. Ama önce Fenerbahçe yönetimi 5 aylık işi ortadan kaldırması lazım. Ne? Eğer bir teknik direktöre güveniyorsan, onu göreve getiriyorsan, boşa getiriyorsun demektir. Taraftarın gazını almak içindir. 5 ay demek taraftarın gazı demektir Ertem'ciğim. Önce bunu alın. Sevgili Ali Koç, lütfen eğer getiriyorsan bu şekilde getirme. O zaten bir faydası olmaz. Zaten bir faydası olmaz. 5 aylık gelirse hiç faydası olmaz. Dedesi Fenerbahçeliymiş. Kimin? Ersun Yanal'ın. Vallahi bak, şaka değil. Bir gelsin ekrana. Net açıklama yine. Bunlar haberlerimiz geliyor ekrana. Ersun Yanal eskiden futbolcu olduğunu biliyorsunuzdur. Ersun Yanal aileden Fenerbahçeli. 17 Aralık 1961'de İzmir Buca'da doğdu. Tam adı Kazım Ersun Yanal'dır. Annesi Behiye Hanım, ev hanımı. Babası Ural Bey ise elektrik malzemeleri satan bir dükkanın sahibiydi. Ailede futbolun önemli bir yeri olduğu tartışılmazdı. Ersun Yanal'ın dedesi Fehmi Bey 1920'lerde Fenerbahçe genç takımında oynamış. Bir daha söylüyorum. Ersun Yanal'ın dedesi Fehmi Bey 1920'lerde Fenerbahçe genç takımında oynamış. Çok iyi, çok iyi dedi Sinan abi. Bir gençlik fotoğrafını göstersen Ersun Hocam. Fenerbahçe şampiyon yapmış. Önemli puan farkıyla gelmiş Fenerbahçe'ye. Bir daha Fenerbahçe'yi denenme hakkı vardır. Bakın o hakkı var Ersun Yanal. Ersun Yanal bana kendisi anlattı. Geçen senemini anlattı. Hı hı. Söylemiştiniz bana da, evet. Bütün futbolcular Ersun Yanal'ı istemediğini söylemişler o zamanlar. Fark etmez, taraftar istiyorsa yapacaksın. Ertem'cim bak, Ersun Yanal kimi getirirsen getir, demokrasinin kılıcı gibi Fenerbahçe teknik direktörü kim gelecek gelsin, kim gelecek gelsin onun tepesindedir Ertem'ciğim. Doğru. Ersun Yanal hep vardır. Hep Ersun Yanal tepede bekleyecektir. Doğru. Onun için getir zamanı. Önümüzdeki hafta muhtemelen de Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal olacaktır. Akhisar'ı yenerse hadi diyeyim ki ara geliyor, devre arası ödürüm falan. Fark etmez. He bir de görüştüm ya. Taraftarı da heyecanlandırdın mı? Şu anda heyecanlandım zaten. Taraftar. Hem de nasıl sosyal medyada heyecanlandı mı? Çıktık TT'den. Ha, heyecanlandı mı? Şimdi evet, sevgili seyirciler, devam ediyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Taraftarın sesine kulak ver. Tecrübe konuşuyor. Az çok bu işte tecrübeliyiz. Anladın mı? Az çok tecrübe. Taraftarın. Çünkü küçük bunun kurtuluşu yok Ertem'in. Dönüş bunun yok. Bunun çıkışı yok. Bunun çıkışı yok. Çıkış, hı hı, Ersun Yanal. Onur etmek istiyor musun? 5 aylık olmaz. 5 aylık söz konusu değil. Biz burada Ümit Özat konuşulsun. Bülent Uygun konuşulsun. Aynen öyle. Bilmem ne konuşmuş olsaydı. Aynen aynı. 5 aylık antrenörlük getirilmez. 5 ay antrenörlük getirilmez. Voley'deki anketimiz, Ersun Yanal Fenerbahçe'nin başına gelirse Fenerbahçe'nin durumu ne olur? Şampiyon olur %8.1. İlk 5'te bitirir %38.4. 5 ila 10 arasında bitirir %53.6. Voley'de benim sayfamda yaptığım anket. Vay. Durum bu. Sinan Engin, Fenerbahçeliler Ersun Yanal'ı istiyor musunuz? Evet. %56.9 hayır diyenler hem Beşiktaşlılar hem Galatasaraylılar bence. Ben Murat Özkaya ve ekibi. Tabii. Murat Özkaya ve ekibi. Tabii, benim babam da hayır demiştir çünkü Ersun Yanal'ı çok sever. Murat Özkaya çok da başarılı bulur. %43.1. Ama anketimiz devam ediyor. Sinan abi. Şu ödüller ne Ertem ya? Birazdan geliyorum. Gelmeden Lüçesku'ya arada verelim. Tekrar Lüçesku'ya gireriz ya. Hazırlanıyordu onun için top çeviriyorum. Hazırlanmadı mı? Yok yok, hazırlanmadı. Ödüller bütün beter, mi hazırlanmadı? Tabii beter hazırlanıyor. Akhisar Zambak hazırlanmıştır ya. O hazır. Ver Zambak'a, ver ya. Zambak'a söyleyelim. Zambak. Altın Zambak ödülleri. Yılın en iyi spor yorumcusu. Sinan Engin'i kutluyoruz. Allah yaşasın Allah Sinan Engin. En iyi yılın spor yorumcusu. Lüçesku'yu bekleyin. Lüçesku'dan olay sözler birazdan. Şöyle çekiver. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Sinan abi, bir ödülümüz daha var, onu biraz sonra, ama Lucescu'yu bekliyorlar. Sivas Sarkış'ta spor, hep her sene yapıyorum. Ne mağlup gidiyormuş bizim Şerafettin'in takımı. Sivas Sarkış'ta spora buradan çok selamlar. Ne mağlup gidiyorlarmış çok der. Lucescu hazır mı? Tamam. Lucescu'yu alalım. Sinan abicim, Lucescu hazır. Alalım. Bakın Lucescu. Sevgili seyirciler, Lucescu geçen hafta biliyorsunuz kurallar çekildi. Uluslararası Avrupa Şampiyonası kuralları çekildi grup elemeleri için. Kurallar çekildi. Rakiplerimiz belli oldu. Lucescu Türkiye adına oradaydı. Romanya televizyonuna konuştu. Romanya televizyonuna öyle bir konuştu ki Mr. Lucescu. Romanya ile eşleşsek istifa ederdim dedi. Duyduk, kanımız dondu. Yani Romanya ile eşleşsek istifa ederdim. Romanya ile eşleşsek istifa ederdim diyor Lucescu. Bu kanal hangi kanaldı Romanya'daki? Bizi. Digisport, Digisport. Digisport, Onur'u da sinirlendirdik. Herhalde kızmış Yıldırım Başkan. Hayır hayır. Onur. Yıldırım Başkan da kızdı herhalde. Digisport diyor ki, Digisport, Lucescu Çin'e gidecek. Gitmez. Son dakika vermiş. Gitmez. Son dakika vermiş Romanya televizyonu. Ertem zaten çok bu zengin. Kanalın, bu kanal son dek olarak demiş Ertem ki Lucescu Çin'e gidiyor. 70 yaşına yaklaştı. Eski hali olsa... Lucescu parayı çok seviyor. Eski parayı sevmeyle alakalı. Eski hali olsa gider de. Şimdiki haliyle gideceğini zannetmiyorum Lucescu'nun abi. Çin'de yani çok zor. Çin'de duramaz yani Lucescu. Bu röportajı gören Türkiye Futbol Federasyonu mutlaka kulağa geliyor, kulaklarına geliyor. Sayın Yıldırım Demirören kesinlikle tasvip etmemiştir. Ama Sinan abi yayının başında dedi ki bir Türk teknik direktörle geçtiğimiz hafta Sayın Yıldırım Demirören, Sayın Başkan bir araya gelmiş. Kim? Aykut Hoca mı dedim? Söylenmez, söylenmez. Ertem, Şenol Güneş mi dedim? Yok, karışır. Aktif. Karışır. Abdullah Avcı mı dedim? Karışır. Kemal Özdeş mi dedim? Ersun abi, Yanal, Aykut Kocaman kim Sinan abi? Yalnız programı çok seyrediyor herkes. Ödül için Ali Türker'den, bizim Vedat Plakacı, Kaan'a herkes tebrik ediyor. Selim abi bizim. Sinan abi. Baybur Spor, evet. Baybur Spor'da söyledik Selim abi. Baybur Spor'da tebrik ediyoruz. Ertemciğim buyur. Kim? Kim? Olmaz. Ben geçiştirme. Olmaz. Kim? Lütfen. Olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Şu an Caner abi elektrikler kesildi. Sinan abiciğim. Ya Caner. Caner abi. Sinan Ertemciğim. Geçiştirme. Ben Ersun Yanal Fenerbahçe'de çok iş yapar. Bir soru soracağım. Sor, tamam. Sor. Lütfen. Sor. Lucescu Çin takımlarıyla görüşüyor diyor Digisport. Lucescu diyor ki Romanya ile aynı gruba gelseydik istifa ederdim. Yılan yiyecek, timsah yiyecek. Milan yer mi orada? Timsah kızartma, yılan falan. Ne işi var Lucescu'nun orada? Ya. Yaşayamaz orada. Lucescu Türkiye'de kalır. Türkiye'de kalır. Ha, Yıldırım Demir onunla federasyonuna devam eder mi onu bilmem. Onunla ben sadece bildiğim bir şey. Off the record. Geçen hafta bir Türk teknik direktörle görüştü. Türk teknik direktörle Yıldırım Demirören görüştü. Altın zamba. Sinan abiciğim kim ne olursun? Abi, İlk ondaki teknik direktör. WhatsApp var ya. Okan Buruk herkes mu? Mesaj atıyor. Şuraya bak. Sinan abi. Bir teknik, ben biliyorum. Dinçer Azapan sen mesaj atma. Dinçer Azapan'la görüşmüş tebrik Yıldırım etmedi. Demirören. Doğru mu? Yok. Haftaya cumartesi günü son evleniyorlar. Son 6 gün. Haftaya cumartesi günü. Dinçer Azapan, Müge Dilek. Gelin Müge Azapan. Son 6 gün. Haftaya cumartesi Allah'ın izniyle oradayız. Dinço evleniyor Dinço'm. Tuncay amca Dinço. Ne heyecanlıymış ya. Son öpüyorum altı, Tuncay Dinço. Amca ellerinden öpüyorum. Dinço'm. Sinan baba, Sinan abi, Sinan baba diyorum. Sinan abi Allah aşkına şu Tuncay ismi söyle. Tuncay abiyle Müge'nin arasından su sızmıyor. Tabii gelin hanımı çok seviyor Tuncay ya. Tuncay abi var ya. Bir tane. Dinço. Ergül Teyze'ye de selamlar. Son 6 gün. Sinan abicim. Buyur. Erdem bu söylenmez öyle. Sinan abicim hayır şunu söyle ne olur. İlk 5'te mi teknik direktör şu an? İlk 5'te mi? Erdem bırak bu işi. İlk 5'te mi? Beni seviyorsan. Evet evet tamam tamam. İlk 5'te. Aa puan durumunu getir hemen ekrana. Onunla görüşmüş. İlk 5'te mi? İlk 5'te. Başakşehir. Abdullah söylüyorum. Abicim. Söylüyorum. Kasımpaşa Mustafa Denizli. Erdem. Kokuyla anlaş. Ya Sinan kokuyu abi. Kokuyu çağırdı ofise. Hayır koku değil. Türk bak, teknik kokuyu, direktör dedi. Zambak. Başakşehir Abdullah geliyorum. Altın Zambak. Kasımpaşa Mustafa Denizli, Beşiktaş, Şenol Güneş, Trabzonspor, Ünal Karaman, Galatasaray, Fatih Terim. Eyvah eyvah. Bu beşinden biriyle mi görüştü? Evet. Abdullah Avcı. Evet. Evet Abdullah Avcı. Yok da değil. Abdullah Avcı. Apo değil. Kasımpaşa, Mustafa Denizli. Apo asker arkadaşım. Beşiktaş. Ya asker arkadaşım asker görüşemez arkadaşım mi değil. Yıldırım Demirören'le? Ya biraz DM atın çocuklar. Az DM gelmiş. Yine binlerce DM gelmiş. Ya Sinan abi müthişsin şu an biliyor musun? Haftaya... Çarşamba günü benim Instagram kafayı yedi. Haftaya gitmiyor, hiçbir şey gitmiyor. Haftaya cumartesi Dinçom evleniyor Müge kızımızla. Dinçom. Sinan abi Şenol Dinçom. Güneş. Şenol ya, Güneş. Ya, ya, Yıldırım ya. Demirören. Federasyon üstüne güneş mi doğuyor? Ya.
Peki değil yani, değil. Federasyon zaten Riva'da Denizli çok saçmalayacağım şu anda. Denizli Acele Denize mi yakın oluyor? Bekle. Başakşehir Abdullah Avcı. Hakan Keleş'i gördün mü sen bizi? Gördüm gördüm. Çok iyi tebrik gördüm. Ediyorum Hakan, Hakan Keleş. Hakan canımdır benim. Hakan Keleş tebrik ediyorum koçum adamsın, seni. Bir tanesin. Hakan Keleş seni çok seviyorum. 4 maç 10 puan. Yemin Hakan ederim. Keleş. İşte böyle genç teknik direktörleri çok seviyorum. Bayram Buraya almış Hakan ya Keleş. Bayram. Yenildi. Olsun. Göztepe kazanmaya devam eder inşallah bundan sonra. Göztepe en büyük Göztepe. Sinan abicim. Buyur Ertem. Lütfen söyler misin? Ertem Fatih yok. Fatih Terim olmadığı kesin bir kere. İlk dörde düştük. Bak ne demiş gördüm. Ünal Karaman. Şey ne demiş bizim Erkan Petekkaya sen biliyor musun? Erkan abime. Ne demiş biliyor musun? İçki yasaklansın demiş. Aynen böyle. Erkan içkili restoran çalıştı Erkan içki yasaklansın demiş. Bir bildiği vardır Erkan, Erkan Petekkaya. Başakşehir Abdullah Avcı. Kasımpaşa bakın olayı özetliyorum. Sinan abi yayının başında dedi ki Sayın Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Lucescu'nun Romanya televizyonuna verdiği demeçten sonra geçtiğimiz hafta Yıldırım Demirören bir teknik direktörle görüştü. Kokuyor. Türk teknik direktör. Ve Sinan abiye dedim ki bu teknik direktör ne olursun efendim? İlk beşte mi dedim evet dedi. Abdullah Avcı, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Ünal Karaman ya da Fatih Terim. Ertem. Evet. Gerek yok. İstanbul Teknik Üniversitesi Kulüpler Birliği İşletme Mühendisliği Kulübü Sosyal Medya Ödülleri 2018 Yılın Spor Programı Beyaz Futbol. Vaadi diyorum. Sizi çok seviyorum. İTÜ'ye selam olsun İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. Ödülümüzü bir görelim. Tebrik ediyorum. Ödüle doymuyor. Haydi bakalım. Sevgili seyirciler, Eren Pekgöz kardeşimiz de bizi izliyor. Sevgili Melisa Yıldırım, sevgili Dilek başka isimler vardı. Can, Eren, Melisa, Dilek Dilan, Aytaç, Merve hepinizi çok seviyoruz. Uğur, yönetmen Uğur'u çok seviyoruz. Sertan'ı da seviyor musun? Üçüncü türden yakın ilişkiler mükemmel. Mutlaka gidin. 11 Aralık'ta mutlaka gidin. Akatlar Sertan'ı seviyor musun? Çok seviyorum. Can Kurtaran'a Sertan'a buradan. Sertan'a, Can Kurtaran'a selam. Can Kurtaran. Sinan abi beni getirmiyor vallahi. Kendi geliyor beni getirmiyor. Zambakçı kızlara tebrik ediyorum bu geceyi yaptığın için. Zambakçı kızlar ne ya Sinan abi? Abi zambakçı kızlar. Baba bir şey söyleyeyim mi? Ertem'ciğim bak altın zambakçı kızlar onlar. Müthiş aferin iki tane genç kızımız kardeşimiz. Müthiş bir organizasyon yapmışlar. Tebrik ediyorum. 40 yılda bir ödül aldım Ertem. Estağfurullah ya. İTÜ'ye çok teşekkür ederim. İstanbul Teknik Üniversitesi sizi çok seviyorum. Vaat ediyorum. Haydi geceyi. Son altı. Geceyi. Son geceyi. Altı. Geceyi son altı Dinçer Azapan. Geceyi, son altı Dinçer Azapan gidiyor. Geceyi Ersun Yanal'la kapatalım o zaman. Ersun Yanal'ın klibini çok istiyorlar. Haydi Türkiye hepinize iyi geceler diliyorum. Sevgili Cenk'e teşekkür ediyorum. Sevgili Cem'e teşekkür ediyorum. Avusturya'dan geldi. Sizleri çok çok seviyoruz. Bu arada ampute takımımız bugün fasulyedeydi Sinan abi. Mehmet abinin orada fasulyede, tophanede. Buradan bütün fasulye ekibine çok çok selamlar, sevgiler tophaneye. Bütün Rahmiler, Gazi Kaptanlar, Osman Gazi Kaptan oradaydı hepsine. Görüntüleri yarın vereceğim. Mehmet abiye çok selamlar buradan. Görüntüler bunlar. Mehmet abi orada. Fasulyeye selamlar. Gazişehir Kulübü'nün bir yemeği vardı. Gazi Kaptan orada, Rahmi orada. Hepsi sordular işte bakın Sezgin abi gitti. Rahmi seni seviyoruz. Gazi Kaptan seni seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Başarılarınız daim olsun. Takımınıza başarılar. Fasulye ekibine buradan sevgiler selamlar. Bir güle güle de kime diyelim evet. Burcu Börek'e Göktürk'e çok selamlar. Burcu Börek ve ekibine çok selamlar sevgiler. Sizleri seviyoruz çok seviyoruz. Yarın akşam saat 23.30'da sizlerle birlikte olacağız sevgili seyirciler. Ersun Yanal'la geldik bu akşam. Ersun Yanal'la gidelim.